İyi akşamlar değerciler. Bu akşam çok önemli bir yerde, çok önemli bir günde karşınızdayız. Şu anda Dumlupınar'dayız. Arkamızda Dumlupınar şehitliği ve büyük taarruzun sonunun 100. Yılında burada size büyük taarruzu anlatmak için geldik. Bu bana göre hakikaten neredeyse kutsal sayılabilecek bir yer burası. Arkamızda şehitler yatıyor ve onların huzurunda, bu cumhuriyeti borçlu olduğumuz o insanların huzurunda size büyük taarruzdan ve bunun Türkiye için, Türkiye Cumhuriyeti için ne anlam ifade ettiğinden bahsedeceğiz. Ve biraz değişik biçimde konuyu ele alacağız bu akşam. Niye değişik biçimde? Çünkü biz hep savaşları kağıt üstünde anlattık ama bu sefer ilk defa farklı biçimde konuşacağız. Harp coğrafyası uzmanı. Hiç böyle bir şey duydunuz mu bilmiyorum ama hiçbir olayı coğrafyadan bağımsız düşünmek mümkün değil. Özellikle böyle büyük, önemli savaşları. Harp coğrafyası uzmanı Doktor Selim Erdoğan bu akşam konuğumuz. Galiba Türkiye'de pek benzeri olmayan bir işi yapıyor. Selim Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Önce ben şunu söyleyeyim. Harp coğrafyası nedir? Şimdi savaş dediğimiz şeyin temeli strateji ise ve strateji de tamamen coğrafya üzerine kurgulanıyorsa, savaş olup bittikten sonra da etkilerini, devamını ve tarihini coğrafyadan bağımsız ele almak mümkün değil. Hep benim tekrar ettiğim aslında slogan haline gelen bir ifade var. Tarihini bilmediğiniz bir muharebenin coğrafyasını anlayamazsınız, çözemezsiniz. Ama aynı şekilde coğrafyasına vakıf olmadığınız bir harbin de tarihinden tam anlamıyla haberdar olamazsınız. Rahmetli Halil Nazırcık da hep aynı şeyi söylerdi. O yüzden aynen sürekli öyle arazideydi. Yani doğru. Bir şey yazacaksa, bir tarihi olay yazacaksa onu arazide görmeden yazmazdı. Kesinlikle. Peki şu anda Dumlupınar'dayız. Dumlupınar büyük zaferin önemli noktalarından bir tanesi. Doğru. Dumlupınar'ı konuşacağız. Büyük zaferi konuşacağız. Ama öncesinde ben çok merak ettiğim bir şeyi sormak istiyorum size. Bunu defalarca çeşitli vesileler sordum ama her seferinde ne diyeyim çok tatmin olmadığım cevaplar aldım. İnşallah bu sefer olurum. Sakarya Meydan Muharebesi. 1921. Evet. Üzerinden hemen hemen bir yıl geçiyor. Ve bir yıl sonra bu büyük taarruz başlıyor 26 Ağustos'ta ve işte 30 Ağustos'ta bulunduğumuz yerde büyük bir zaferle noktalanıyor bu iş. Buradaki bir meydan muharebesiyle. O bir yıl niye? Yani niçin o bir yıl boyunca kimse bir hareket yapmıyor? Yani evet Türkler Yunanlıların ilerleyişini durduruyor. Ankara'ya çok yakın bir yerde durduruyor. Sakarya'ya çok yakın bir yerde durduruyor. Ama sonrasında bir yıllık ara var. O bir yıl niçin? Şimdi iki tarafında bu bir yıla ihtiyacı var. Aslında Mustafa Kemal Paşa da, İsmet Paşa da yani Türk kurmay heyeti de tamamı bir an evvel aslında o son nihai darbeyi vurmak istiyorlar ama bu mümkün değil. Yani çünkü Sakarya Meydan Muharebesi'nden evet zaferle ayrıldık ama aynı zamanda çok yıpranarak da çıktık. Fakat Yunanların hasarı bizden çok çok daha fazla. Çünkü zaten Sakarya önüne, Ankara önüne gelirken Sakarya boyuna zaten varlarını yoklarını ortaya koyarak geldiler ve çok büyük bir risk aldılar. Gelirken bu bir siyasi karardı. Bakın askeri kanat ve siyasi kanat Kütahya'daki savaş konseyinde aslında topu birbirine, sorumluluğu birbirine atmak istediler. Kaçınılmazdı gelmeleri. Çünkü Kütahya Eskişehir muharebelerinde bir ay önce hedefleri neydi? Türk ordusunu tamamen ortadan kaldırmak, siyasi dayanağını yok etmek. Yani meclisi. Başarabildiler mi? Hayır. Yarısı kurtuldu. Ve yarısı Sakarya'nın doğusuna geçip tekrar savunma pozisyonu aldı. Şimdi yarım kalan bir iş var. Ve bu ordunun eğer peşine düşmezlerse er ya da geç yine mesela o bir yıl içerisinde palazlanıp tekrar karşılığına dikileceğini ve hatta İzmir'i zorlayacağını biliyorlar. Mecburen geldiler ama o sorumluluğu birbirlerine atlar, siyasilerde kaldı. Şimdi bu cepte bir. Bunun devamında Sakarya'nın sonunda Yunan ordusu Haymana Bozkırı'nda neredeyse ordusunun üçte birini bırakarak çekildi. Evet çekilirken çok büyük bir bozgunla çekilmediler, ağır silahlarını kurtarabildiler ama en deneyimli, Birinci Dünya Savaşı'nı görmüş, değerli askerlerini kaybettiler. Onların yerine gelecek olan Yunanistan'dan yedekler hiç savaş görmemiş, tecrübesiz ve daha ilk silah patlamasında
tabiri caizse kilişi kırmak isteyen, hemen dönüp İzmir'e doğru çekilmek isteyen bir genç kadro geldi onların yerine. Şimdi onların o yüzden ciddi bu travmayı atlatmak için bir rehabilitasyon sürecine ihtiyaçları vardı ve taarruz güçleri de ortadan kalkmıştı. Tek dertleri artık İznik Gölü'nden neredeyse Kuşadası'na kadar bir yay şeklinde uzanan o 700 kilometreyi bulan cephe hattını korumak ve ellerindeki güç buna yetmiyordu. Şimdi Türk tarafına bakalım. Dediğim gibi biz de yıpranarak çıktık ama zaten en baştan beri Mustafa Kemal Paşa'nın defalarca tekrarladığı şey şuydu. Arazi verilir, alınır. Bu önemli değil. Yani hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır dedi. Tabii o noktaya geliyor zaten. Kütahya verildi, alacağız. Eskişehir verildi, alınacağız. Bursa verildi, alacağız. Ama önemli olan bunların hepsini yapabilecek olan orduyu elde tutmak. Orduyu hırpalatmamak. Yani bir yere kurtaracağım diye orduyu heba etmemek. Yani hep aklında bu büyük taarruz var ama bu büyük taarruz için uygun an, zaman ve ordunun potansiyeli bir araya gelmeden bunu yapmak gibi bir düşüncesi yok. Hırpalatmayacak. Şimdi Sakarya'dan sonra süratle, bilimsel yöntemlerle, sırtını bilime dayayarak bu orduyu geliştirmeye koyulmuştur. Şimdi Sakarya'da zaten ordunun zaafları da ortaya çıktı. Ordunun üstünlükleri de ortaya çıktı. Üstünlüklerin daha da gelişmesi zaafları. Neydi o zaaflar ve üstünlükler biliyor musun? Şimdi zaafların başında şu geliyordu. Mesela topçular. Yapılan analizlerin sonunda, değerlendirmelerin sonunda topçuların yaklaşık 80 bin mermi harcamışlardı Sakarya'da. Gereğinden fazla, neredeyse iki kat mermi harcadığı ortaya çıktı. Bunu tabii kendisi de topçu subayı olan İsmet Paşa, Sarı Emin Bey, bunlar hepsi masaya yatırdılar. Ve ortaya çıkan tablo şu. Balkan Savaşı'ndan, sırf Birinci Dünya Savaşı değil, Balkan Savaşı'ndan beri kullanıla gelen toplar, çünkü ne bulduysak onları topçuların eline vermişiz. Bizim arkamızda fabrikalar yok ki sıfır kurup topları falan verebilelim. Artık yiv setleri aşınmış. Yani o merminin normal menziline ulaşmasını 10 kilometre sağlayan. 10 kilometre gidecekse 5 kilometreye gidiyor. Normalde fabrika çıkışında 6,5 kilometre görünen menziller 4600. O yüzden topçular deneme yanılma atışı dediğimiz bizim aslında tanzim atışlarını gereğinden fazla uzun tutmaları gerekiyor. Şimdi sıfır top bulma şansımız yok. Ne yapıyorlar? Tamamen fizik. Sille'ye, Konya'da Sille Ovası'na çekiyorlar. Bütün ordudaki topları tek tek atışlarını deniyorlar. Ve her birinin üstüne yazıyorlar. Normalde herhalde atış cetvelleri var fabrikadan çıkarken. O cetvelleri bir kenara koyup yeni sıfırdan cetveller. Yeni cetveller. Ve topçu subaylarını çağırıp yeni cetvellere göre eğitim veriliyor. Aylarca. İşte o yüzden büyük taarruz başladığında 26 Ağustos sabahı tanzim atışları 5 dakika bile sürmüyor. Bazıları ilk atışta mevzileri, Yunan mevzilerini buluyorlar ve yettiği kadar, olması gerektiği kadar mermi harcanıyor. Aynı şey süvariler. Şimdi bu zaafı kapatmak için süvarileri o dönem artık tankın harp meydana indiği zaman süvarileri artık herkes tören kıtalarına çekiyor bütün ülkeler. Bizim öyle bir lüksümüz yok. Biz bu durumda süvariyi kullanmak zorundayız ama Sakarya'ya kadar süvariyi biraz tabiri caizse acemice kullandık. Nasıl kullanacağımızı bilemedik biz. Bir de o zamana kadar süvari, şimdi biraz ezberler bozulacak belki ama bizim anladığımız manada at üstünde savaşan geleneksel Türk süvarisi değil. Bunlar 1919'un sonlarında 20'nin başlarında daha çok isyanlara müdahale amacıyla oluşturan kuvayi seyyare gibi yapılara tüfeğini atını alıp gelen milisler. At üstünde muharebe yeteneği yok. En kabadayısı hızlı intikal ediyor. Dört nala atı kullanıyor. Atı jip yerine kullanıyor. Aynen. Gidiyor ama silah kullanamıyor. Şimdi bunlar hafif süvari. Atlı piyade yani. Yine de Sakarya'da Mustafa Kemal Paşa bunu kullanması gerekiyor. Nasıl yapıyor? Yunanlıların da yaptığı en gibi. En azından hızlı intikal ediyorlar onlar. Kanatlara birer ikişer süvari tümenini koyuyor ama 1,5 süvari tümenini Fahrettin Altay komutasında süvari grubu olarak ayırıyor ve onu gizliyor. Yunanlar bizim süvari varlığımızı sadece o kanatlardaki 3 süvari tümeninden ibaret sayıyorlar. Mustafa Kemal Paşa diyor ki sen Kütahya Eskişehir'de yaptığın gibi ya da İnönü'de yaptığın gibi cepheden piyadeye taarruz etmeyeceksin. Çünkü makinalı tüfek var artık seri atışlı. Süvariyi bitiriyor. Onları cephe gerisine eski Osmanlı akıncıları gibi ikmal ve lojistik noktalarına ya da konvoylarına taarruz ederek, gerilla harbi yaparak cephanesiz, aç, susuz bırakmak üzerine kullanıyor ve başarılı da oluyor. Sonra diyor ki madem süvari hala benim işime yarıyor, ben bunları gerçek süvari yapacağım. Ilgın'da kurduğu talimgahta aylarca o normalde en fazla 4 nal kullanabilen ve çoğu aslında piyade subayı olan subaylardan başlayarak gerçek süvariler yaratıyor. Şimdi süvarinin tüfeği mesela farklıdır. Normal piyadenin tüfeğinin namlusu uzundur. Karabinler tüfekler kullanırlar ki şu şekilde ateş edebilsinler.
bunu yapabilen süvariler yaratıyorlar. Üç süvari tümeni bu şekilde oluşuyor ve büyük taarruzda zaferi getiren unsurların başında da artık süvari gibi dövüşebilen süvariler var. İşte bu 11 ay, bakın yine çok ilginç, son uzatmadan şeyi söyleyeyim ben size. İkmal lojistik kollarımız, Mekkari kolları, yani kanı kollarımız. Bu kanı kollarının çavuşlarına kadar aylarca eğitimden geçiriliyor. Ne eğitimi? İşte yani en kestirme yol, doğru, yön bulma, navigasyon şimdiki adıyla. En önemli şey bu, çünkü Sakarya'da biz bunun çok ağır bir sınavından geçtik. Çoğu alaylar kayboldular. Kendi bünyesinde kullandıkları tüfekler birbirinden farklı. Kimisi Mosin Nagant kullanıyor, kimi Mavzer kullanıyor, kimisinde Lebel var. E şimdi arkadan gelen, çünkü yanlış yere yanlış lojistik. Aynen, bir de Sakarya yumurta kolisi gibidir. Yani o kadar böyle karmaşık bir coğrafyası vardır ki Haymana Ovası'nın. Şimdi arkadaki lojistikçinin işi savaşandan daha zor. Doğru alaya doğru mermiyi götürmesi lazım. Yoksa o mermi cephanesiz, yani o asker cephanesiz. 150 fişek veriyorsunuz başta. E bir günde bitiyor. E arkadan gelecek ve Sakarya Meydan Muharebesi boyunca en ufak aksaklık olmadan gidiyor. Şimdi onu da geliştirmek lazım. O yüzden bütün bu kollara özellikle yön bulma konusunda, hızlı intikal konusunda ciddi eğitimler veriliyor. Bu yani o bir yıl bu kadar önemli bir kritik eğitim süreci çok olarak kullanılıyor. Taarruzdan bir ay önce Lewis makinalı tüfekler geliyor yeni. Nereden geliyor bunlar? Satın alınıyor. Artık yani o imkanlar var. İngilizlerden satın alınıyor. Yani İngilizler daha doğrusu bir yandan Yunanları destekliyor. Dolaylı yoldan. Ha, dolaylı yoldan. Ya savaş ekonomidir. Bakmayın hani dostluk, düşmanlık. İngilizlerin de içinde farklı İngilizler var. Hepsi Lord Curzon değil ya da hepsi Lloyd George değil. Bu 11 ay çok kritik bir 11 ay. Bir de şöyle bir yanlış algı var. Sakarya'ya kadar hiç beş paramız yoktu, silahımız yoktu. Bir anda 11 ayda yağdı. Şimdi ikmal çok büyük bir sıkıntıydı. Aslında bizim Sakarya Meydan Muharebesi sırasında bile İnebolu'da, Samsun'da değişik depolarda bekletilen ama bir türlü muharebe sahasına getiremediğimiz tren yolları o yetersiz olduğu için çok fazla sayıda silah ve mühimmatımız vardı, toplar vardı. Zaman içerisinde, 11 ay içerisinde yavaş yavaş onlar da getirildi. Yenileri de satın alındı tabii, imkanlar dahil. Peki büyük taarruz öncesi güçler dengesi nasıl? Şimdi çünkü son zamanlarda siz de muhakkak ki duyuyorsunuz, işte ya Kurtuluş Savaşı dediğinde ki 4-5 bin tane adam 3-5 bin tane Yunanlı ile savaştı. Öyle büyük bir şey değildi. Hatta son olarak meclis başkanı bile ya ne kurtuluşu, adamlar kendi kendine çekip gittiler noktasında bir abesle iştigal cümle kullandı. Hakikaten bu kadar zayıf mıydı güçler, yoksa ciddi, mesela Türk kuvvetleri Sakarya Meydan Muharebesi, pardon, büyük taarruz öncesi ne kadardı? Yunan kuvveti ne demek? Karşılıklı güçler dengesi nasıldı? Şimdi eğer bu olaylara bir sebep eşittir bir sonuç gözüyle bakarsanız çok büyük yanılgılara düşersiniz. Birden fazla o kadar karmaşık ilişkiler yumağı var ki burada. Mesela Fransızların güneyi tahliye ederek Antep'i, Urfa'yı, Maraş'ı çekip gitmesi. Yani sadece Antep savunmasıyla açıklanamaz. Hayır. Bunun içerisinde mesela en önemli faktörlerden biri Alman tehdidi. Almanlar Versay'dan sonra tekrar palazlanıp Fransızların Ruhr'da kapısına dikiliyorlar. Ve Fransız parlamentosunda inanılmaz tartışmalar dönüyor. Sonunda ulaşılan sonuç, çok fazla uzatmadan ben özet geçmeye çalışayım. Şu, özellikle ilk o dönemde seçimde gelen Milrand daha sonra Cumhurbaşkanı oluyor iç seçimle. Onun yerine Briand, Aristide Briand. O dönemde sol, aşırı sol muhalifler, evet, ve iktidarlar bu şekilde. Gereğinden fazla asker yurt dışında, 35 bin işte Anadolu topraklarında, 30 bin Kral Faysal'la mücadelede, şeyde Faysal'la daha doğrusu Suriye'de, 65 bin asker, yılda 1 milyar 800 milyon frank para harcıyoruz. Ne için? Hiçbir şey kazanmıyoruz. İngilizlerden ağır bir kazık yedik ve artık kendi politikamıza dönmemiz lazım. Çünkü kapımıza Almanlar bir kez daha dayandı. Üçüncü kez işgal edileceğiz korkusuyla. Kademeli olarak yavaş yavaş tahliye etmeye başlıyorlar. Şimdi Fransızların ciddi anlamda siyasetinin değiştiğini ve bunda tabii Franklin Bouillon'un ya da gelen diğer Fransız yazarların, gazetecilerin etkisinin de çok olduğunu görüyoruz. Onların etkisiyle Fransız kamuoyu öyle bir dönüyor ki, İngilizlere karşı öyle bir cephe alıyor ki, bir çıkan Fransız gazetesinde mesela Bursa üzerinde, Bursa yakınlarında bir Türk uçağının, savaş uçağının Yunan yine hangarlarını bombaladığına dair bir haber var. Orada uçağımız diye bahsediyor ve Yunanlardan düşman diye bahsediyor.
bu noktaya gelmiş durumda. Zaten o en son yine konuşuruz, Çanak krizi döneminde zaferden sonra Çanak krizi döneminde Poincaré'nin Türk Dışişleri Bakanı'ndan daha etkili davrandığını İngilizlere görüyoruz. Resmen karşı kutuplara geliyorlar artık. Adı üstünde olan bir müttefiklik var orada. Ama İngilizler en ufak bir şekilde Lloyd George'un tavrında şey yok ve asıl düşmanın Lloyd George olduğu belli. Yunanların gücüne gelince. Şimdi birincisi Yunan ordusunu küçümsemek kadar ben çok büyük bir hata görmüyorum. 200 bini aşkın asker var. Anadolu'da. Anadolu'da. Ve biz buna Trakya'daki 4. kol ordularını katmıyoruz bile. Şimdi Yunan ordusunun gücünü kıran şey yine kendi iç dinamikleri. Bir orduya siyaset bulaşırsa nasıl rezil kepaze olurun en güzel örneğidir Yunan ordusu. İçine düştüğü durum. Yoksa savaş donanımı açısından, asker varlığı açısından en ufak bir eksikliği yok. Kesinlikle. Peki bu Yunanistan'ın kendi gücü mü yoksa İngiliz desteği mi? Başta İngilizlerin hatta Fransızların desteği çok yoğun. Ama geçen zaman içerisinde Lloyd George artık zaten Yunanlıları üçüncü koz olarak sahneye sürmüş. İlk başta ilk işgale başladıklarında Türk kamuoyunun cılız bir takım hani tepkiler olsa da çok fazla ileri gitmez. O yüzden o dönemde ilk sarıldığı şey Damat Ferit. Damat Ferit ve İstanbul hükümeti bunu kullanmaya çalışıyor. Fakat Damat Ferit'in İstanbul hükümetinin halifenin çok da fazla Anadolu üzerinde artık hükmünün kalmadığını, Türk milletinin artık bir milli bilinçle karşı koyan bir refleks ortaya koyduğunu gördüğü andan itibaren hemen bir oyuncu değişikliğine gidiyor. O ara geçişte B planı kendisi. Mesela Haziran 1920'de Adapazarı Geyve yöresinde bizim birebir İngilizlerle muharebelerimiz var. Haydarpaşa'daki İngiliz mezarlığında orada o muharebelerde ölen İngiliz askerlerinin mezar taşlarını görebilirsiniz. Hani İngilizle savaşmadık ki falan var ya, bal gibi savaştık. İngilizler çok ağır kayıplar verdi. Özellikle Hint alaylarıyla. 242. Tugayları çok ağır kayıplar verdi. Nerede bunlar? Hangi bölgelerde? Adapazarı, İzmit bölgesi. Adapazarı. Ali Fuat Cebesoy birlikleriyle, 24. Tümen birlikleriyle İngilizlerin çok ciddi muharebeleri var. 28. Tümen ve 242. Tugayları İngilizlerin. Fakat kendi varlıkları artık sıkıntı. Çünkü o dönemde yıllardır savaşmakta olan, çünkü 1. Dünya Savaşı'ndan bakiye asker bunlar. İsyanları başlıyor. Bizi terhis edin, bizi terhis edin. Kamuoyu baskısı. Henry Wilson, Genelkurmay Başkanı, inisiyatifi ele alıyor ve baskı yapmaya başlıyor hükümet üzerine. Çok büyük baskı var o zaman. Çanakkale'de büyük baskı var zaten. Tabii. Şimdi bu baskının altında Lloyd George bir taşeron aramaya başlıyor. Kendisi de savaştıkça kaybettiğini de görüyor. İşte bu dakikada Venizelos'un da burada ben varım, evet, beni alın hevesini görünce Yunanları sahneye sürüyor. Bu dakikalarda Yunanlara desteği var. Fakat çok kritik bir hata yapılıyor. Aslında bu en sonda belki konuşuruz. Çanak kriziyle de bağlantılı. İngilizler artık Yunanların arkasından çekilmeleri gerektiğini fark ediyorlar. Niye yani, fark ediyorlar? Şimdi Yunanlar aslında Mondros'tan sonraki bütün işgaller geçici işgal. Çünkü ortada daha bir barış anlaşması yok. Savaş hukuku bitmemiş. Sadece bir ateşkes imzalanmış. Yunanlara verilen İzmir bölgesi de bu şekilde. Fakat Yunanlar o bölgede kalıcı bir işgal ortamı yaratmaya çalışıyorlar. Bu Fransa'nın da İtalyanların özellikle çok büyük tepkisini çekiyor. Şimdi bu şartlar altında Yunanlarla karşı karşıya geliyorlar ve bütün müttefikler ortak olarak teklif ediyorlar. Özellikle Londra konferansı çıkmaza girince biz Sevr'i kesin bir dille reddedince ve bir arabuluculuk teklifleri var. Diyorlar ki biz bir arabuluculuk yapalım, aranızı bulalım. Artık bir barış anlaşması imzalansın da yani işgal olacaksa da olmayacaksa da bu belli resmiyete olsun, dökülsün. Burada Lloyd George'un bir ikili oyunu var. İngiliz hükümetini temsil eden Dışişleri Bakanı resmen bu arabuluculuğu teklif ederken Lloyd George kapalı kapılar arkasında Rizzo Grambi'ye Yunan büyükelçisine ve Kalogeropoulos'a Yunan temsilcisine arabuluculuğu kabul etmeyin. Uzatabildiğiniz kadar uzatın. Sevre benzer sizin lehinize bir anlaşma imzalanacak, merak etmeyin. Yunanlar da bu arabuluculuğu reddediyorlar. Şimdi olayın resmi boyutunda yani paralel yapıyı bir kenara bırakırsak resmi boyutunda İngiliz hükümetinin teklifi reddediliyor, refüze oluyor. Fransızlarınki refüze oluyor. İşte o dakikadan sonra İngilizler diyorlar ki hükümet açıklamasıyla artık biz tarafsızız. Herhangi bir şekilde yani Yunanistan ya da Türkiye ikisinden birini tutmuyoruz, desteklemiyoruz. Tarafsızız diyor. Bu aslında bizim de işimize gelen bir şey. Çünkü Mustafa Kemal Paşa'nın da beyanatı var. Bu ifadede hükümetin başındaki Lord George şunu söylüyor. Türkler Sevr'i
kabul etmediğine göre artık geçersiz. Bu durumda biz de tarafsızız. Yani Sevr'i kabul etmediğimizi, İngilizlerin de kabul etmesi, evet, içselleştirmesi siyasi olarak aslında bir kazanım. Bunu Sevr'i kabul etmeyen aslında Ankara hükümeti. Elbette. Çünkü Sevr'i her ne kadar Vahdettin, hani deniyor ya Vahdettin kabul etmemişti. Ya Vahdettin Saltanat Şurası'nın başındaki adam. Saltanat Şurası onaylıyor Sevr'i. İstanbul bal gibi kabul ediyor tabii bunu. Ama Ankara bir paçavradır diyerek reddediyor. Peki Türk ordusuna kadar o sırada 200 bin Yunan askeri var burada. Türk ordusunun Kuvayi Milliye'nin toplamı ne kadar? Şimdi Sakarya Meydan Muharebesi'nden çıktığımızda dediğim gibi biz de çok hırpalanmıştık ama yaklaşık 60 bin tüfek. Şimdi ordu 60 bin. 60 bin. Ordu mevcudu farklı şeydir. Muharebeye giren biz onu tüfekle anarız. Mesela süvariden de aynı şekilde kılıç diye bahsederiz. 60 bin tüfek ama geri planına baktığınızda destek hizmetleri, bağlılar dediğimiz istihkamcılar, şunlar bunlar, aşçı kıtaları, bunların hepsini kattığınız zaman 120 bin civarında bir ama mevcut. Ama savaşabilecek kapasite olan 60 bin. 60 bin. Bu büyük taarruza kadar peyderpey artık tüfekler de standartize ediliyor o sırada. 100 bin tüfeğe çıkıyor büyük taarruz arifesinde ama ordunun toplam mevcudu 200 bin civarında. Yani güçler denk, sayısı olarak eşit, denk, silah denk olarak Yunanlılar biraz daha iyi durumda. Silah olarak da aslında tartışılır Fatih Bey. Şöyle Yunanların kağıt üstünde baktığınızda top sayısı bizden fazladır ama Birinci Dünya Savaşı'na verdikleri katkı nedeniyle teşekkür mahiyetinde ya da başlangıcında teşvik mahiyetinde İngilizlerin, Fransızların bunlara verdikleri toplar var. Mesela 120 mm debangeler var. Saint-Étienne yapımı ya da İngilizlerin Armstrong obüsleri var. Bunlar hep ağır toplar. Baktığınız zaman insanın belki gözünü korkutur ama Armstrong dakikada bir atış yapabiliyor. Debange eğer şişmezse, bir sıkıntı çıkartmazsa 2 dakikada bir atış yapabiliyor. Bizde daha küçük kapasiteli toplar var. 75 mm Schneider'ler, 105 mm Skodalar hep seri atışlı. Dakikada 6 atış yapıyor. Şimdi o 40 kiloluk bir mermiyi 2 dakikada bir atabilirken ben 7-8 kiloluk bir mermiden 6 tanesini atabiliyorum. Böyle baktığınız zaman etki açısından aslında o açıdan da denk. Yani bizim ordu da daha rahat hareket edebilen bir ordu. Onlarınkine oranla anladığım kadarıyla. Aynen. Ama büyük taarruz stratejisinde şöyle bir nüans var. Genelde taarruz eden kuvvet 1'e 2 ya da en ideali 1'e 3 oranında fazla olması istenir. Yani kafa kafaya kuvvetlerin birinin öbürüne taarruz etmesi aslında biraz intihardır. Böyle olunca zaten büyük taarruz stratejisi de buna dayalı. Belli etmeden düşmana belli bir noktaya kuvvetinizi yığarsanız eğer, belli bir kesimde cepheyi yarmak istediğiniz noktada 2-3 katına getirebilirseniz işte o zaman o kesin vurucu darbeyi üstünlüğü sağlayarak vurabilirsiniz. Biz de büyük taarruzda zaten yapmaya çalıştığımız ve gayet de güzel yaptığımız budur. Peki orada mesela Mustafa Kemal Paşa'nın şeyi konuşulur hep. Gizleme operasyonu, perdeleme evet operasyonundan bahsedilir. Yani taarruz olmayacağına, taarruzun en azından o günlerde olmayacağına dair işte futbol maçları, eğlenceler evet falan terbiye. Bunlar doğru mudur? Hakikaten doğru yapılmış mı bunlar? Hatta daha ötesi var. Yani şimdi bu Ankara'da çay partisi vereceğini açıklayarak Ankara'dan ayrılır ya da Azerbaycan Büyükelçiliği'ndeki bir davete katılacağı söylenir. Bunlar bilindik şeyler ama bilinmeyen şeyler de var bunların dışında. Futbol müsabakası bir kamuflajdır. Bu da yine bilinen 27-28 Temmuz tarihindeki komutanlar toplantısının kamuflajıdır. Yunanlar bir hareketlik olduğunu anlamasın diye. Ama mesela bir Deli Halit Bey üzerinden yapılan bir operasyon vardır. Bence zeka budur dedirten bir operasyondur. Şimdi 11 aylık bir süreden bahsediyoruz Sakarya'dan sonra büyük taarruza ama aslında Sakarya bittikten hemen sonra taarruz hazırlıkları başlar ve şu tartışılır. Acaba sonbaharda hemen Sakarya'dan bir ay sonra hatta Güzelim Dağı Muharebesi dediğimiz bizim bir muharebe var. Orada bir ufak deneme de yapılır. Yapsak mı diye ama ordunun hazır olmadığı ortaya çıkar ve sürekli önce Nisan ayına sonra Haziran ayına ötelenir bu. Kasım ayı elverişsiz bir dönem taarruz için ve Kasım ayının başında bir başkomutanlıkla Batı cephesi arasında yazışmalar silsilesi var. Orada artık sonbahar bitiyor, kış geliyor, artık taarruz söz konusu değil deniyor. Ama buna rağmen Kasım ayının sonunda bir anda Batı cephesinden ordu komutanlıklarına şifreli bir telgraf gidiyor. Diyor ki Kasım ayının sonunda Eskişehir ve kuzeyinden
Yunanlara genel taarruz yapılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla doğuda hazırlanan iki tümen, 19. ve 20. tümenler yola çıkarılacaktır parça parça. Bu tümenler Halit Bey komutasındaki Kocaeli grubu emrine verilecektir. Şimdi burada buraya kadar anormal bir şey yok. Anormallik aslında şurada, yani 20 gün önce taarruz artık söz konusu değil derken başkomutanlıkla, bu sefer başkomutanla herhangi bir mütalaa olmadan doğrudan ordu komutanlıklarına böyle bir şifreli telgraf gidiyor. Gerçekten de Halit Bey'in komutasına 19. ve 20. hücum taburları veriliyor. Buradaki anormallik de şu: bizim ordumuzda o sırada her tümende 3 alay, piyade alayı ve bir de hücum taburu olur. Hücum taburu bir tane olduğu için de o tümenin adıyla anılır. 19. hücum taburu 19. tümene ait. Ve bunu sadece biz değil, Yunanlar da İngilizler de biliyor. Bu biraz İngilizlerin, Yunanların gözüne soka soka yapılan bir intikal. O dakikadan sonra Yunanların ve İngilizlerin İstanbul'dan Londra'ya, İstanbul'dan Atina'ya, İzmir'den Atina'ya giden raporlar çok ilginç. Diyorlar ki Halit Bey komutasında, Deli Halit komutasında, çünkü Deli Halit'in şanı, şöhreti İngilizlerde, Yunanlarda da malum, 3 piyade bir süvari tümeni var. 18. 19. 20. tümenlerle bir mürettep süvari tümeni. Oysa Türk Ordu Teşkilatı'nda hiçbir zaman ne 19. ne 20. tümenler oldu ne de olacak. Olmayan bir ordudan bahsederek kandırıyorlar. Orada aslında toplam 7000 askeri olan, 25-26 tane topu olan cılız bir Kocaeli grubunu koskoca bir kol ordu gibi gösteriyorlar onlara. Hatta ilk yazışmalarda 3. ordu diye geçiyor bu. Ve neredeyse Temmuz ayına kadar bu yazışmalarda sürekli bunu görüyorsunuz. Ve bu nedenle orada 2 tane şişkin tümenini bağlamak zorunda kalıyor Yunanlar. Mustafa Kemal'in de tam olarak istediği bu. Yani ben Afyon güneyinden karşı tarafın kuvvetlerini vururken oradan benim hazırlığımı sesse bile korkusundan güneye getiremezsin. Aslında Normandiya'ya çıkartmasını, müttefiklerin yaptığını Atatürk o zaman onlara yaptı. Kaleye gösterip Normandiya'ya çıkartma yapmak. Aslında tam olarak. Peki, şimdi hep şey zannedilir. Pardon, özür dilerim. Burada bir şeyi söylemeyi unuttum. Tam Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra bir de İngilizlerin hep tartışılır bu. O da polemik konusudur. Karargahta casus vardı, karargahta. Karargahta casus olmadığını, İngilizlerin bizim şifreli telgraflarımızı okuyan bir elektronik sistem geliştirdiğini fark ediyorlar. İşte o yüzden ordu komutanlıklarına İsmet Paşa şifreli telgrafla gönderiyor bunu. Yani nasıl öğreneceklerdi? Aynen. Direkt söylese inanmayacaklar ama böyle olunca inanacaklar diye. İlginçmiş. Peki 26 Ağustos tam başlamazdan evvel kim nerede? Mesela hep şöyle düşünür. Yani Türk ordusu kuzeyden geldi. Bunlar güney taraftaydı. Bunları güneye doğru itti. Oradan aslında tam o değil. Türk ordusu aşağıdan da geliyor. Tam kuvvetler nerelerde duruyor o sırada? Kim nerede sıkışmış vaziyette? Şimdi aslında bunu harita eşliğinde anlatmak belki daha güzel olacak. Harita 1 mi? Yok. Şimdi burada harita 2'yi açabilir miyiz? Harita 2 arkadaşlar. Koyabilirsek ekran. Evet. Şimdi harita 2'ye baktığımızda burada intikalleri görüyoruz. Bu 26 Ağustos'tan önce o gizli son intikaller yapılmadan, yani hani meşhur Mustafa Kemal Paşa'nın komutanlar toplantısında şu dakikadan sonra artık Batı'nın bizimle bütün bağlantısı kesilsin, bizi ölü sansınlar dediği toplantı. O toplantıdan önce aslında bizim kuvvetlerimizin ağırlıklı olarak bulunduğu bölge Afyon'un doğusundaki bölge, 2. Ordu bölgesi, Yakup Şevki Paşa'nın bölgesi. Orada toplam 3 kol ordumuz var bizim. Afyon güneyindeyse, daha sonra taarruz edeceğimiz bölgede, düşmanın karşısında onlara gösterdiğimiz yaklaşık 5 tümenlik, bir tanesi doğrudan cephe komutanlığına bağlı, biri de 4 tümenlik, 5 tümenlik bir yapımız var. Bir kol ordu var. Fakat biz 14 Ağustos'tan başlayarak 10 gün içerisinde gizli gizli gece yürüyüşleriyle ve daha önceden belirlenen mola noktalarında konaklatarak, ağaçların altında gündüzleri istirahat ettirerek o iki kol orduyu gizlice Afyon güneyine kaydırıyoruz. Hatta gündüzleri bazen bu birliklerden birer tabur kuzeye doğru yalancı yürüyüşler yaptırılıyor. İşte
Olayın aslında stratejinin temelinde bu var. Baskın taarruz. Olayın mevzi muharebesine dönmemesi için bu gizli intikalleri Yunanlar fark edemiyorlar. Ne keşif uçuşlarına. Çünkü bakın bir tümeni hareket ettiriyorsunuz. Daha önceden belirlenen yere gidiyor. Daha önceden hazırlanan gerideki tümen gelip onun yerini dolduruyor. Dolayısıyla keşif uçağı geldiğinde tümenin numarasını duruyor. Bilmiyor ki. Herkes yerinde duruyor onun için. Bir şey değişmiyor. Bunu fark edemiyorlar ve 26 Ağustos sabahı önde cephede 2 kol ordu, arkada da bir ihtiyat kol ordusu. Yani toplam 12 tümen. Yani Yunanlıları da aslında güneyden bir taarruz beklemiyorlar. Aslında orada şöyle bir yanlış algı var. Afyon güneyinden Trikopis bir taarruz bekliyor. Fakat beklediği taarruz işte bu karşısındaki 5 tümenin yapacağı, ona da böyle bir daha gösteriş taarruzu, oyalama taarruzu bekliyor. O yüzden hatta taarruz beklediği için ne olur ne olmaz diyerek kuzeyde Döer bölgesindeki ihtiyat kolordusundan, 2. kolordudan bir tümen daha getirtiyor. Toplam 3 tümen, yani yaklaşık 30 bin kişi biriktiriyor Afyon güneyinde. Ve diyor ki benim karşımda 5 tümen var, yaklaşık 35-40 bin kişi. Ben de elimdeki zaten güçlü bir tahkimat. Afyon'un güneyi de sarp kayalık dağlar. Yani ben burada bu taarruzu kırarım, bu yeterli. Yani Trikopis dalga bekliyor, 26 Ağustos sabahı tsunami geliyor. Bizim aslında 26 Ağustos sabahı o mevzileri ezip geçebilmemizin altında bu iki kol orduyu ve onların top bataryalarını, 25. Ağır Topçu Alayı'nı mesela hiç sezdirmeden Afyon güneyine getirmemiz var. Şimdi ben bu arazileri daha önce de gezdim. Bugün de gelirken epey bir dolaştım ve şunu gördüm. Çok büyük bir alan. Doğru. Yani hani kağıdın üstünde kolay görünüyor ama çok büyük bir alan ve farklı coğrafyalar. Yani bir kısmı ova, bir kısmı sizin dediğiniz gibi dağlık, tepelik, nehirler var. Gerçi onlar çok önemli değil, nehirler değil ama göller var. Yani çok karışık bir coğrafya. Burada 4 günde nasıl yapıyorlar bu işi? 4 gün kısa süre değil mi burayı, bütün burayı temizlemek için? Çok kısa bir süre. Fakat bizim şöyle bir avantajımız var. Yunanlar burada ne kadar kaldı, biz burada ne kadar kaldık? Araziyi biz ne kadar tanıyoruz? Şimdi mesela Afyon güneyinin seçilmesindeki espri de biraz budur. Yunanların çok ciddi bir stratejik hatası var Fatih Bey. Kuzeyden, Eskişehir'den gelen cephe hattını tam böyle Afyon'un doğusunda doğrudan batıya, Dinar istikametine doğru kırıyorlar. Yani yukarıdan aşağıya doğru, Sandıklı'ya doğru indirmek dururken batıya kırıyorlar. Böyle bir ters L harfi şeklinde. Zaten buradan onu net bir şekilde İkinci haritada görünüyor zaten. Görüyorsunuz. Şimdi bu şöyle bir dezavantaj getiriyor ve bize de bir avantaj sağlıyor. Bu cephe hattının hemen 15-20 kilometre gerisinde Yunanların temel arteri var. İzmir, Uşak, Afyon demiryolu hattı. Yani bu adamların bütün erzak, İAŞ, her şeyi buna bağlı. Bunu cephe hattının içine alıyorlar. İşte bizim kurtlar bunu affetmiyor. Eğer tam tersini yapsalar Yunan askeri belki sadece cephesini savunmak derdini çekecek. Ama burada arkadaki ikmal hattını mı koruyacak, cephesini mi koruyacak? Ve bütün çekilme boyunca oluşturacağı alternatif savunma, mesela 27 Ağustos'ta cepheyi yarıyoruz. Ondan sonra çekilirken bunlar arkalarına bakmadan kaçmıyor. Tekrar bir savunma hattı kurmaya çalışıyorlar. Ama nerede kuracaklarına bir türlü karar veremiyorlar. Çünkü ikmal hattını da korumak zorunda. O ikmal hattı şu arkada geçen demir yolu bir şu an? Tabii bu. Tabii. Yani Afyon'dan Dumlupınar'a geliyor. Buradan Halen Uşak buradan istikametine gidiyor. Zaten 26-27 Ağustos'ta cephe yarıldıktan sonra 30 Ağustos'ta Dumlupınar'a kadar adım adım yapılan bütün muharebelerde adamların iki derdi var. Hem İkmal. Bir an evvel bir yerde bir savunma hattı oluşturmak ama bir yandan da ikmal hattını korumak. Bu çok büyük problem onlar için. Şimdi bu nedenle seri sert çekilmeler yapıyorlar. Biz de onları bu şekilde kovalıyor durumuna düşüyoruz. Ama burada yaptıkları şey arkalarına bakmadan, dövüşmeden kaçmak değil. Sürekli artçı alaylar bırakıyorlar. Değil asla değil. Bakın buraya yaklaşık 10 kilometre mesafede Çatkuyu yakınlarında mesela Oğlan Mezarı mevki dediğimiz bir yer var. Dün oradaydık. Orada küçücük bir tepede 63 tane 5. Kafkas tümeninden şehit var. Demiryolu 15-20 metre mesafede. O demiryolu parçasını korumak için ve orada çekilen aynı zamanda tümenlere zaman kazandırmak için Yunan alaylarıyla öyle şiddetli bir muharebe var ki. Şimdi biz mesela 30 Ağustos'ta oradaki şehidin yarısını vermedik Dumlupınar'da. Çünkü artık Dumlupınar'da o son muharebede hakim durumdayız. Kuşatmışız, imha hareketi yapıyoruz. Orada bol bol ölü verenler Yunanlar.
Ama oraya gelene kadar 27 Ağustos'tan sonra o işte sizin bahsettiğiniz o ovalar, tepeler, yer gök oralar şehit dolu. Büyük taarruzda verdiğimiz kadar en az şehit bu Dumlupınar, Afyon arasındaki kesimde veriyoruz. Dediğiniz gibi Dumlupınar'da gerçekten şehit sayısı daha az. Toplam şehidimiz ne kadar bizim büyük taarruz boyunca? Şimdi 26 Ağustos'tan 18 Eylül'e kadar. Çünkü İstiklal Savaşı ya da bu harekat 9 Eylül'de bitmedi. İzmir'de değil, 18 Eylül'de Bandırma'da bitti. 3200 civarında şehidimiz var. Bunun 1000 kadarı 27 Ağustos'tan sonra, hatta belki daha da fazlası. Mesela 17'yi 18 Eylül'e bağlayan gece son muharebe Bandırma'da Delikli Bayır Muharebesidir. O son muharebede 73 şehit var küçücük bir tepede yine. Hatta şehitlerden biri de Alay Komutanı, 61. Alay Komutanı Hüseyin Veci Bey. O da ilginç bir anekdottur, onu da söyleyeyim. Sakarya zaferinden sonra bu sefer çekilen Yunanları takip ederken 61. Alay Komutanı Hasan Rıza Bey şehit olur. Zaferden sonra takip harekatında. Aynı alayın komutanı yine zaferden sonra çekilen Yunanlarla son muharebede şehit oluyor Hüseyin Veci Bey ve ikisi devre arkadaşı, sınıf arkadaşı harbiyede. Bu da acı bir tesadüf. Şehitliği gezerken gördüm. Her yerden şehit var. Çok enteresan. İstanbul, Diyarbakır. Bir ezber Yalova. Bozalım mı yine? Bozalım. Şimdi Dumlupınar'daki şehitlik gerçek bir şehitlik değil. Değil mi? Bu temsili bir şehitlik. O da hani biraz böyle her memleketten biz burada savaştık mesajı veriyor. 3 tane de kadın şehit var 19-20 yaşından. Onlar da mı doğru değil? Hepsi temsili şehitlik ama... Büyük Aslanlar'da mesela bir Aslanlar şehitliği var. Hoş o 1921'deki 2. İnönü Muharebesi'nden sonraki Aslanlar taarruzundaki şehitler. Orası mesela gerçek bir şehitlik. Orada bir tane bayan mesela hemşiremiz yatıyor. O askerlere o bakmış. Kendi de vasiyetiymiş. Daha sonra 65'te vefat edince gömülmüş. Gerçek şehitlikler var. Harp meydanında ama onlar. Burada değil. Şimdi Dumlupınar'ın şöyle bir... Buradaki temsili bir şehitlik aslında. Tabii. Şimdi Kocatepe şehitliği de öyle. İlk gerçek şehitlik 2 sene önce Gepli, Tınaztepe taarruzunda şehit olan 56. Alay askerleri, 11 askerin şehitliğiydi. Ama yani şu son 2 sene içerisinde 6-7 gerçek şehitlik daha ziyarete açıldı. Çiğiltepe'de mesela çok büyük bir gerçek şehitlik. Yani biz şimdi onlara boşuna mı dua ettik biz? Ya boşa gitmez. Gitmez. Yani burada değil orada. Biraz yer değişik. Evet. Peki, burada böyle çeşitli hikayeler var, çok enteresan. Çiğiltepe. Evet. Burayı belli bir süre içerisinde alacağını 15 söyleyen, dakika. Yarım saatte alacağım. Ben burayı alacağım diyen neydi? Nezat Çiğiltepe miydi? Reşat Çiğiltepe. Reşat Çiğiltepe alamayınca intihar eder. Doğru mudur bu hikaye? Doğru. Şimdi bununla ilgili Cihangir Akşit Paşa çok güzel bir aslında kitap yazdı. Sadece bu konuyu ele alan ama bunu yaparken tabii Reşat Bey'in, Miralay Reşat Bey'in background'unu da çok güzel analiz etti. Reşat Bey Ziya Paşa'nın oğlu. Abi asker, kendisi asker ve görünen o ki babasının gölgesinden çıkmak için harp meydanlarında hep kendini feda edercesine, delicesine dövüşen bir asker. Çok fedakar. Çanakkale'de ağır yaralanan bir tabur komutanı. Her girdiği muharebede önde. Bir şekilde yani ben babamın oğlu olabilirim ama arıyor yani, onun sayesinde arıyor. Buraya gelmedim yani. Şeklinde. Şimdi Çiğiltepe'de de aslında başlangıçta ona verilen görev doğrudan cepheyi yarmak değil. Kesin sonuçlu taarruz alanının kanadında Yunanlara oyalama taarruzu yapmak. Fakat muharebenin ikinci gününde, öğle saatlerinde artık savaşın gidişatı belli olunca, Trikopis çekilme emrini verince, öyle hadi çekilin şeklinde değil bu. Çiğiltepe'deki Yunan alayına, 5. alaya diyor ki, sen burada kalacaksın, bütün birlikler çekilene kadar burayı savunacaksın. Bir anda Çiğiltepe temel direnek noktası haline geliyor. Tabi bizim birliklerin de Yunanların peşine düşebilmesi için artık orayı alması lazım. O dakikada Reşat Bey'e baskı başlıyor. Fakat Reşat Bey'in dezavantajı şu. Diğer cepheyi yaran asıl birlikleri 23. Tümeni, 5. Kafkas Tümeni'ni, 15. Tümeni arkada ihtiyat tümenleri destekliyor. İşte 15. Tümeni, 3. Kafkas Tümeni destek veriyor. Normal kendi 12 topluk bataryalarının dışında ekstra 25. Ağır Topçu Alayı'nın ciddi anlamda ateş desteği var. Ve mesela 26 Ağustos sabahı öyle ağır bir bombardıman yapıyor ki bizim topçu. Hatta 27 Ağustos sabahı da
Hatıratta şöyle geçer. Ön hat mevzilerine girdiğimizde canlı sinek bile kalmamıştı. Ciddi anlamda bizim piyade ilk iki hattı yok, zayiatsız geçer. Çünkü artık orada ona zayiat verdirecek bir Yunan unsuru kalmamıştır. Çiğiltepe'nin... Ölmüşler mi, kaçmışlar mı? Ölmüşler. Ağırlık ölmüş. Topçu ateşiyle ölmüşler. Bir de şöyle bir şey var. Yunanların yine bir taktik acemiliği bu. Örtü temizliği yapmadıkları için ciddi. Orada da böyle hakikaten terebentinli, defne yapraklı laden gibi bitkiler çok yoğun. Onlar alev alıyor. Yanıyor. Yani sadece basınçtan, şarap meclisinden değil, yanarak ölen de çok fazla. Kaç kaybı var Yunanların? Bütün büyük taarruz ve sonrasında mı? Evet. 35 bin en az ölüleri var. Evet. En az. Sadece bunun 15 bini yaklaşık Dumlupınar'da o son muharebede. Şimdi Çiğiltepe bu destekten mahrum. Çünkü başlangıçta ona oyalama taarruzu görevi verildiği için arkasında ihtiyat yok. Ağır topçu desteği yok. Kendi yağıyla kavrulacak. Ve bir anda öbürlerinden bütün bir şey bekleniyor. Ve 5 direnek noktası olan büyük bir bloktur Çiğiltepe. Belli bir kesiminden zaten tırmanmanız mümkün değil. Sarp bir kale gibi ve o kadar güzel berkitilmiş. Şimdi Fatih Bey, insanlar sanıyorlar ki sadece sarp duvarlar engel yaratır. Bazen dümdüz bir ovada bile etken. Çünkü iki makinalı tüfek koyarsınız, 1,5 kilometreyi asker koşacak ama o mermiye karşı koşacak. İşte Çiğiltepe'de o Kızıltaş yaylası böyle bir ortamdır. Görmeyen bunu tahmin edemez, anlayamaz. Çiğiltepe yine de Reşat Bey, 4 direneği düşürmeyi başarır. En son Çiğiltepe direneği kalır. Zorlar alamaz, zorlar alamaz. O sürede telefon üzerine telefon ve Mustafa Kemal Paşa'ya da ağzından çıkar, yarım saat içinde alacağıma söz veriyorum diye. Alamayınca o son noktada gördüğü manzara şu. Cephe yarılmış, diğer birlikler artık Sincanlı Ovası'na inecek, Yunanlar çekiliyor. Kendisine destek vereceği vaat edilen süvari tümeni bir türlü Kırka'daki Yunan alayını geçerek ona desteğe gelemiyor. Ya yani o anda kendisini zaferin önündeki engel olarak görüyor ve o engeli kendince o şekilde ortadan kaldırıyor. Kendini öldürmesinin bir faydası olmayacağını bilmiyor mu? Tamam. Yani o işte o anki psikoloji, yani onu değerli... Peki şey derler, 15 dakika sonra alındı. Yok, o bir hamaset tamamen. Yok böyle bir şey. Şimdi dediğim gibi Çiğiltepe süngü zoruyla ve ağır topçu desteği olmadan alınabilecek, alınması imkansız bir yer. Görmeden anlaşılmaz bu. Netekim alınamıyor. Saat 11 sularında Reşat Bey canına kıyar. Tamam. Akşam saat 6 gibi, yani bakın yaklaşık 6-7 saat sonra artık Yunan 5. alayına tamam, çekilme tamamlandı, inin derler. Ne? Onlar iner ve biz o şekilde alırız Çiğiltepe'yi, süngüyle değil. Boşuna intihar etmiş adamcağız. Maalesef. Peki büyük zaferin kesin zafer olduğunu ortaya koyan veri nedir yani? Tamam zafer. Nedir bu? Şimdi öncelikli hedefimiz bizim Yunan ordusunu savunamaz hale getirmek. Bizim öngörümüz de mevcut ordu yapısının en az 1/3'ünü ortadan kaldırır isek bu savunma dengesi tamamen sarsılır. Hele ki kuzeydeki kolordu, 3. kolordu tamamen kopacağı için İzmir yönü açılır ve İzmir'e kadar gidilir. Ama tehlikeli olan bir tek durum şu. Şimdi biz 27 Ağustos'ta cepheyi yardığımız zaman ikiye ayrılan grup, Trikopis grubu yaklaşık 35 bin kişiyle Dumlupınar'ın kuzeyinden Aslanlar Ovası'na geliyor. Diğer grup, iki tümenle General Frangu'nun emrindeki grup doğrudan Banaz-Uşak istikametine gidiyor. Uşak civarında bir Yunan ikinci tümeni var. 5 alaylık, şişkin bir tümen. Yaklaşık 2 tümen mevcut aslında. Onu da bünyesine aldıktan sonra baya baya ciddi bir kolordu mevcudu. Eğer Trikopis'ten ya da kuzeyden bir tümen daha takviye gelir ise Milne hattı dediğimiz bizim 1919'da İngiliz General Milne'in çizdiği ve aslında Yunanlarla, Yunan işgal alanıyla Türklerin sahasını birbirinden kesin ayırdığı söylenen, rivayet edilen Akhisar-Salihli-Alaşehir hattına yerleşirse bu yapı, işte İzmir'i savunmaya devam edebilir. Bir endişe bu. O yüzden iş oraya varmadan bir şekilde tamamen artık savunma gücünü kırmak lazım. O yüzden 30 Ağustos çok büyük bir zafer. Gerçekten büyük bir zafer, çünkü ilk hedefe ulaşıyoruz ama ikinci hedef o dakikadan sonraki Mustafa Kemal Paşa'nın ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri demesinin, yani durmadan yürümemiz lazım denmesinin nedeni Yunanların ikinci bir hat oluşturamasıdır. Aynen öyle. Ve 30 Ağustos'tan sonra asıl ciddi bir zamana karşı yarış başlar ve Yunanlarla özellikle Milne hattına doğru çekilmeye çalışan Frangu kuvvetleriyle daha Kaplangı Dağı'nda 31 Ağustos, hemen 1 Eylül'de arkada Kapaklar'da
Onun ardından 3 Eylül'de Takmak'ta. Bunlar hep adıyla anılan muharebeler. Kula'da, Salihli'de 5 büyük muharebe yapılır. Bu muharebelerin hepsinde ağır ağır onlara zayiat verilir ve en önemli etkisi de şu olur. Normalde General Frangu'nun Uşak tarafına çekmeye çalıştığı tümenler Trikopis kuvvetlerinden biraz daha az hırpalanmış durumda başlangıçta. Ama Milin hattına gelene kadar bu yolda her darbede psikolojik olarak daha fazla yıpranıyorlar. Ve Milin hattına geldiğinde onlar Trikopis kuvvetlerinden, yani Dumlupınar'da o imha edilen kuvvetlerden daha kötü durumdalar. Söz geçirilemiyor. Emir komuta tamamen çökmüş. Tümen komuta aslında moral olarak bitmiş onlar. Moral olarak bitmiş. Ama dediğim gibi o Salihli Akhisar hattına gelene kadar çok ciddi muharebelerle geliyorlar. Yani Atatürk'ün için, o devam eden askeri kararı olmasa aslında iş öyle kolay değil. Değil. Yani tamam burada zafer elde edik, bir nefesleyelim dese Atatürk, Mustafa değil. Kemal. Mesela Trakya'daki 4. Kolordu'dan, Tekirdağ'dan bir tümen yola çıkarılıyor. Ve bu tümen 4 Eylül'de İzmir'e ulaşıyor. Fakat Yunanlılar tarafından çıkıyor. 4 Eylül'den biraz daha sonra tabii Yunanların. Bu A tümeni denen tümen İzmir'e geldiğinde İzmir'e ilk ulaşan askerlerin perişan halini ve görünce, göçmenleri orada görünce artık bir an evvel binip uzaklaşmak isteyen Anadolu Rumlarını inmek istemiyorlar. Reddediyorlar ve inmedikleri için gemi İzmir limanından demir alıp Çeşme'ye geliyor. Bu sefer Çeşme'de hadi inin askerler buradan tahliye olacak en azından emniyet alın bari dediklerinde onu da reddedince bir Yunan savaş gemisi toplarını taretlerini bunlara çevirip sizi batırırız diye mecburen iniyorlar. Onun dışında mesela yine aynı şekilde Tekirdağ'dan Gemli'ye gönderilen bir 55. alay var. Yunanlar takviye alıyor ve o takviyelerle işte Mustafa Kemal Paşa'nın o emrin ve sonrasındaki hızlı takip olmasa Salihli Akhisar hakkında Milin hattına yerleşirlerse savunmaları gereken cephe daha dar. Başlangıçtaki gibi 700 kilometre değil, 200 kilometre. Ve o mevcut orayı savunur. Belki de o dönemde artık İngilizler devreye girecek. Çünkü biz başlangıçta İngilizlerden de taarruzu saklıyoruz. Ta kaçıncı gününde öğreniyorlar. Taarruzdan haberdar oluyorlar. Ama Milin hattına yerleşirlerse işte o dakikadan sonra hem diplomatik bir sıkıntı başlayacak. Ve her şeyden önce askeri açıdan şu göz ardı edilmemeli. Büyük taarruzdan bir ay önce yanılmıyorsam Genelkurmay Başkanı ile Batı Cephesi Komutanı arasında, Milli Savunma Bakanı arasında Kazım Özalp arasında bir yazışma var. Kazım Özalp diyor ki bir an evvel artık taarruzu gerçekleştirin çünkü orduyu Kasım'dan sonra besleyecek elimde artık herhangi bir şey kalmadı. Çünkü ordu dediğiniz, savaş dediğiniz şey bir ekonomi. Evet. Ve 220 bin kişilik bir orduyu besliyorsunuz. Nitekim zaten Mudanya olmayan bir devletle. Aynen öyle. Mudanya mütarekesinden sonra zaten süratle olabildiğince çok askeri terhis edip o ekonomik yükü azaltmaya çalıştığımızı göreceksiniz. Bir reklam arası vermem gerekiyor. Sonrasında büyük taarruzun arkasındaki gelişmeleri bir konuşmak istiyorum. Yani yukarı çıkmaları, sonra İngilizlerin kendi işlerinde bir takım sıkıntılar oldu. Bahsettiğiniz Çanak Vakası'ndan bir anlatın izleyicilerimize. Bir kısa aradan sonra. Peki hocam şimdi yine merak ettiğim için diyebiliriz ki ya Fatih bu ne saçma sapan soru ama şimdi, biz aşağıdan ve doğudan bastırıyoruz. Niçin kuzeye doğru çıkmıyor Yunan güçleri de denize doğru çekiliyorlar? Çok güzel bir soru bu. Nedeni şu, neden çok güzel bir soru? Bu aslında askeri tarihçilerin de özellikle milli mücadele döneminde çalışan Yunanların yaptığı çok büyük bir stratejik hata olduğunu, hatta kendi aslında bir takım öz eleştirilerde de vardır bu Yunan komutanların. Şimdi diyorlar ki ya Bursa ya İzmir, ikisi birden olmazdı. Biz ikisini birden elimizde tutarak çok büyük bir hata yaptık. Eğer sadece İzmir'i tutup Milin hattıyla yetinmeyi başarsaydık başımıza bu gelmezdi, Anadolu faciası olmazdı. Ya da sadece Bursa, hani İstanbul'a daha yakın ama İzmir biraz daha romantik geliyordu bize İzmir. Sonra Bursa'yı da silah gücüyle almış olmanın verdiği bir rehavete kapıldık o zafer sarhoşluğuyla. İkisini birden koruma telaşına düşünce ikisinden birden olduk diyorlar.
Aslında Trikopis belki hiçbir engelle karşılaşmadan kuzeye çıkabilseydi cephe yarıldıktan sonra, yol üzerinde Döğer İhsaniye bölgesinde 2. kol orduyu da bünyesine alarak 3. kol orduyla birleşseydi Bursa önünü savunabilirdi. Çünkü biz bütün stratejimizi onları batıya sürüp İzmir'e doğru gidecek şekilde yapmıştık. İşte burada trenin yorundan, rayından çıkmasını engellemek için harekat başladıktan sonra işte Mustafa Kemal Paşa'nın süvari etkisi. Çok ağır bir bedel ödüyor süvari aslında bunu, bu görevi başarmak için. Fakat kuzeye doğru gitme eğilimi gösteren Trikopis Digenis kuvvetlerini buraya çok yakın Anıtkaya, şimdiki adı, o zamanki adı Eyret, o bölgede kılıç zoruyla durdurmayı başarıyor. Ama tabii olacak da çok ağır bedel ödüyorlar. 250'ye yakın şehit veriyorlar. Hatta böyle kapana kısılıyor, bir tuzağa düşüyor orada süvari tümenimiz bizim. İki alay çok ciddi kayıp veriyorlar. Ama sebepsiz değil ya da boşa gitmiyor. Ama kesiyorlar. Boşa kuzeye gitmiyor. Çekilmeyi kesiyor. Aynen, batıya doğru çevirmeyi başarıyorlar onları. Peki merak eden şeyden bir tanesi şudu. Hava kuvvetleri şimdi. O sırada hava kuvvetleri konsepti bütün dünyada da yeni. Ama bugün anladığımız anlamda kullanılmıyor ama bir keşif, iki hafif bombardıman şeyine, uçaktan el bombası atmak şeklinde işe yaradığını biliyoruz. Ve önemli bir kuvvet. Hava kuvvetleri dengesi nasıl? Yunanların da bir hava kuvveti olduğunu biliyoruz, 50 uçak civarında. Hı hı. Türklerin kaç uçağı var? Havada bir çatışma oluyor mu? Ya da karadaki piyadeye havadan bir destek geliyor mu veya süvariye? Şimdi Sakarya Meydan Muharebesi sırasında çok ciddi bir dengesizlik var. Yani iki tane böyle dönüşümlü uçurabildiğimiz, bazen ikisinin de uçamadığı, birinin motorundan parçalıp öbürüne taktığımız iki tane uçağımız var. Hatta başlangıçta Kütahya-Eskişehir'de 4, fakat çekilirken Sakarya doğusuna bu uçaklardan bir tanesi inişte kırılıyor. Kırılıyor. Diğer üçüncü uçak da muharebelerden Sakarya'dan 5 gün önce havada alev alarak düşünce iki uçağa kalıyoruz. Yunanların o dönemde 18 uçağı var. Sonra bunun sayısını onlar da artırıyorlar. İki filoları var yanılmıyorsam. Fakat büyük taarruzdan önce hazırlıklar kapsamında özellikle hava filomuzu güçlendirmeye çok büyük önem veriyoruz. İşte İtalyanlardan Spat avcı uçakları alınıyor, Brege uçakları alınıyor Fransızlardan. Fakat bu uçakları hepsini aynı anda harp meydanına getiremiyoruz. Çünkü bunlar demonte bir şekilde gemilerle geliyor Almanya'dan alınanlar. Ve bunlar Samsun'da kalıyor. Yeteri kadar makinist ve pilot olmadığı için mesela muharebeleri yetiştiremiyoruz. Sonuçta bizim yaklaşık 10 uçaklık bir hava gücümüz var. Bunu etkin şekilde kullanıyoruz. Hava muharebesi oluyor mu? Hava muharebesi büyük taarruz sırasında değil ama mesela ondan bir ay önce bir keşif uçuşu sırasında gerçekleşiyor. Bir rasıtla beraber pilotumuz havada keşif uçuşu sırasındayken bir Yunan alayının intikalini görüyorlar. Boş dönmeyelim. Hani hazır biraz yakalayalım. Gazlı Göl civarında pike yapıyorlar. Tabii durumu haber verince Yunan piyadesi anında iki uçak kaldırıyor Yunanlar. O dönemde tabii radar olmadığı için yukarıdaki uçağı göremiyor Cemalettin Bey. Öbürünü tam sıkıştırdığı anda yukarıdakinin hedefi oluyor. Ve bu uçak Gazlı Göl yakınlarında düşüyor. Düştükten sonraki gelişmeler ilginç. O dönemde bölgedeki yetkili komutan Trikopis Kolordu Komutanı Mevlevi Camisi'nde Afyon'da onlara askeri tören yaptırıyor. Dini tören yaptırıyor. Bütün Afyon eşrafı da katılıyor buna. Ve onları şimdiki mezarlığın olduğu yerde hava şehitliğine defnediyor. Hava şehitliği zaten ondan sonra orada şehitlik oldu. Yunan komutan yapıyor. Yunan komutan. Aradan bir zaman geçtikten sonra fotoğrafları falan vardır. Yani düşen uçağın yanında şehit olan pilotlarımızın fotoğrafları Yunan arşivlerinde mevcut. Aradan bir zaman geçtikten sonra Çay'daki bizim hava meydanımıza bir Yunan uçağı alçaktan geliyor ve belli bir yükseklikten, tabii bizimkiler hemen teyakkuza geçiyorlar, hava savunma sistemi falan, ya ne oluyor, baskın mı diye bir çuval, bir çanta atarak uzaklaşıyor. Çantayı açtıklarında içinden pilotların kurtarılabilen kişisel eşyaları ve bir de not bulunuyor. Diyor ki pilotlarınız, kahramanlarınız işte Cemalettin, Celalettin ve Ahmet Kemal diye yanılmıyorsam adları, Bahattin ve Ahmet Cemal artık cennettedirler. Onlar hak ettikleri gibi hem dinlerinin gereğince hem de askeri törelere uygun şekilde defnedilmişlerdir. Ailelerine söyleyin, müsterih olsunlar.
Ben bunu ilk Yunan kaynağında okuduğumda ya dedim, yalandır, bu bir propaganda. Evet. Fakat değerli Doktor Emin Kurt hocamız var, hava tarihi çalışan. Aslında o da buralarda bir yerde şu anda. O teyit etti, o kaynaklardan bunun gerçek bir olay olduğunu teyit etti, söyledi. Ben de içim rahatladı çünkü kitabımda da yazmıştım ben bunu. Yani Centilmenler Savaşı aslında. Yani şöyle bir şey var, şimdi Yunan komutanlar da hepsi birbirinden farklı. Kurmaylık eğitimi almış bir insan trikopist. Yunan komutanların hepsinde o şey yok, o centilmenlik yok. Mesela Fransa'da yanılmıyorsam trikopisin eğitimi. Yani Fransız subayları gibi yetişmiş. Buna benzer centilmence tavırları var ama tam tersine mesela Kalinskis gibi süvari tümen komutanı, tam kasap olanlar da var. Turgutlu'yu baştan sona yakan, o kadar insanı öldüren de General Kalinskis'tir yani. Şey doğru mudur, ne kadar doğrudur, doğru mudur lafı pek doğru değil ama... Büyük taarruzun sonunda Yunan komutanların büyük bir panik içerisinde cepheyi terk ederek kaçtıkları. Şimdi cepheyi terk ederek kaçma değil. Dediğim gibi ilk başta hepsinin derdi savunma. Ama bazıları inisiyatif alıyor, bazıları da açıkçası yumurtası gelmiş tavuk gibi ne yapacağını bilmeden sağa sola koşuşturuyor. Mesela bir General Digenis var. Aslında hiçbir şekilde... hani benim yetkim olsa kolordu komutanı yapmayı bırakın tümen bile emanet etmeyeceğim bir adam. Hakikaten vasıfsız, çapsız bir adam. Bu adama ikinci ihtiyat kolordusunu veriyorlar. En kritik görev. İhtiyat birlikleri çok önemlidir. Trikopis defalarca yalvarmasına, emretmesine, her şeyi denemesine rağmen mesela ihtiyaç duyduğu anda ihtiyaç duyduğu birlikleri ona göndermeyerek belki de bizim adımıza sonucu hızlandıran faktörlerden biridir. Ama Trikopis gibi, Frangu gibi son ana kadar direnmeye, savaşmaya çalışan komutanları da var. Sumilas gibi. Bunlar önemli. Fakat Yunan komutanların içine düştükleri çaresizliği aslında en güzel anlatan şey, şimdi 100 sene sonra yarın 30 Ağustos. 30 Ağustos'tan sonra 1-2 gün içinde yaşadıkları. Şimdi Fatih Bey, Kızıltaş Vadisi'nden kurtulabilen yaklaşık 15 bin kişi. Bunlar toplamda kaç kişiler onlar o sırada? 35 bine yakın giriyorlar. 20 bini gidiyor. 20 bini bir şekilde orada. Yani Yunan ordusu en büyük kaybı orada vermiş. En büyük kaybı orada. İşte zaten devre dışı kalması, savaş gücünü kaybetme sebebi ve bizim zafer olarak kutlamamızın sebebi o. Hedefimize ulaştığımız yer orası. Şimdi Kızıltaş Vadisi'ne giren grup aslında yekpare tek bir grup. Trikopis önde işte bayrakla gidiyor, arkadan hepsi geliyor. Öyle değil. 4 farklı parça halinde giriyorlar. Hatta 30 Ağustos sabahı o son muharebeye girmeden sıvışan bir Rokas komutasında 5. tümen var. Büyük kuvvetleriyle adam hiçbir şekilde muharebeye girmeden mesela kaçıyor. Sizin söylediğiniz kaçan o. Onun arkasından 9. tümen komutanı Gardikas gidiyor. Onun arkasından Trikopis ve Digenis, iki kolordu komutanı ve en kalabalık grup 6000 kişi gidiyor. En arkadan da Dimaras ve Kalidopulos, 4. ve 12. tümenler gidiyor. Şimdi burada dikkatli dinleyin, çok aslında bizim açımızdan ilginç, komik ama Yunanlar açısından trajik bir olaydır bu. Tuhaf şeyler geliyor başlarına. 4 ve 12. tümenin komutanları giderken General Dimaras bir anda ortadan kayboluyor. Ya bakıyorlar atı geliyor, adam yok ortada. Oraya bak yok, buraya bak yok. En sonunda karargâhtan bir kurmay subay geliyor, diyor ki binbaşı, ben gördüm düşmüş ölmüştü o. Attan düşmüş ölüyor. Attan düşmüş ölmüştü. Allah Allah, bırakalım gidelim. Adamı bırakıyorlar, kalan sağlar bizimdir diyerek yola düşüyorlar. Biraz ileride artık 4. tümenin komutasını kurmay başkanı Çolakoğlu adında bir kurmay subayı alıyor. 12. tümen komutanıyla birbirlerine giriyorlar. 12. tümen komutanı diyor ki ya biz aylarca bu bölgede kaldık, bölgeyi biliyoruz. Benim kurmay subaylarım diyor ki buradan Banaz'a bir kestirme yol var. Oradan direkt Frangu'nun yanına inebiliriz. Çolakoğlu hayır diyor. Önden Rokas gitti. O yolu biliyor. Ben onu takip edeceğim. Anlaşamıyorlar. Grup ikiye ayrılıyor. Çolakoğlu gidiyor. Yaklaşık 1500 kişiyle Kalidopulos yolu da çok iyi bildiğini iddia ederek patikaya giriyor. Dönüyor, dolaşıyor. Yarım gün sonra o öldü sandıkları Dimaras karşılarına çıkıyor. Sen ölmemiş miydin? Adam düşmüş şeyden. Orada bayılmış. Yüksek otların arasında. Şimdi burada bu düşme bayılma olayını bir altını çizelim. Buraya geri döneceğiz. Burada ilginç bir nüans olabilir. Sonra bu ekip birleşiyor tekrar. Dimaras da geliyor. Çok iyi bildikleri yoldan gidip nereye geliyorlar? Yola çıktıkları Oysu köyüne geri geliyorlar. Ve orada 16. tümenin istihkam bölüğü o sırada orada. Yunanların bıraktığı bir 105'lik Skoda'yı almak için gelmişler. Bir anda karşılarında bunları görünce paketleyip esir alıyorlar. Çünkü Yunan askerleri silahlarını atıyor. Artık öldük biz. Öldük. Tamam bittik, diyor. Bittik. Açlıktan da tükendik falan.
Şimdi bu cepte bir. Daha önden biliyorsunuz Digenis ve Trikopis'in gittiğini söylemiştim. Digenis 31 Ağustos sabahından itibaren adam sürekli bir malikane, bir villa gördüğünü, atın üstünde gidiyorlar yine bunlar, havuzu olduğunu falan söyleyip ona ulaşmaya çalışıyor. Halüsinasyon görüyor. Halüsinasyon görüyor ve onu ikna etmeye çalışıyorlar. Ya yok öyle bir şey, sen hayal görüyorsun. Bir süre sonra bir uçurumun kenarından geçerken General Digenis de düşüyor attan. Uçurumdan aşağı yuvarlanıyor. Bir gidiyorlar, adam kas katı kesilmiş, bembeyaz. Aa bu öldü diyorlar. Kişisel eşyalarını alıyorlar. O da eşine ölmüş falan vermek için. Yola çıkıyorlar. 10 dakika sonra arkadan bu elini kolunu sallayarak geliyor. Şimdi burada o bölgede Kızıltaş Vadisi'nde çok yaygın. Bu bizim kişisel aslında benim ve arkadaşlarımın tahminimiz. Özellikle bu doğayı çok iyi bilen benim son izci dediğim bir arkadaşım vardır. Hep arazi çalışmaları onunla yaparım, Erkan Özçelik. Bir mantar türü var. Yediğimiz normal kültür mantarına çok benziyor. Magic mushroom. Yani çünkü daha önce de Trikopis'in şöyle bir ifadesi var. İşgal döneminde ıspanak sandık yedik diyor. Bildiğiniz haşhaş. Ya ıspanakla haşhaş nasıl karıştırılabilir? Böyle bir şey var mı? Bal gibi magic mushroom denemişsin sen burada. Ama biraz dozu yüksek alınca kendine gelememişsin. Burada da aç kalınca, yiyecek bir şey bulamayınca aa bu mantar diyerek büyük ihtimalle. Ya orada hani kafa yapmak gibi bir niyetleri olduğunu sanmıyorum. Ama bu zehirsiz mantar diyerek büyük ihtimalle yediler ve yiyen de halüsinasyon gördü. Şimdi koskoca Yunan ordusunun iki generali bunu yaşadıktan sonra elin durumunu buldular. Ben düşünemiyorum. Her ne haldeydi acaba? Şimdi aklıma geldi, bu bölgede Yunan ordusu 35 bin kayıp verdi. Burada hiç Yunan şehitliği var mı? Şimdi Yunanların mezarları var. Bunları da buluyoruz. Hatta bugün bir tanesinin üzerinde dolaştım. Çekim de yaptım. Ama Lozan Antlaşması madde 124. Tıpkı İngilizlerin Çanakkale'deki mezarlıkları gibi karşılıklı olarak İki tarafında bulunan mezarlıklarını anıtsal düzenleme yapma hakkı tanıyor. Şimdi Yunanların gelip burada herhangi bir anıtsal düzenleme yapmasına karar verecek merci ben değilim. Ve bence devlet de tek başına olmamalı. Nedeni şu, bu adamlar bu ülkedeki işgalleri sürecince 150 bin sistematik olarak etnik temizlikle insan öldürdü. 60 bin Türk kadınına sistematik tecavüz etti. Ve bu ölümler hani sıradan böyle kurşuna dizme, idam, asma değil. Yani yakarak öldürdüler. Şimdi bunların kurbanları olan insanların yakınları, aileleri bu tıpkı af gibi. Hani devlet kendine yapılan suçu affetsin. Kişiye yapılan suçu devlet affetmemeli bence. Aynı şekilde yani buna karar vermesi gerekenler bunların kurbanları. Dolayısıyla evet ben bu mezarları buluyorum. Çok büyük toplu mezarlar var. Ama bir aksi gelişme olmadığı sürece ya da bir devlet politikasıdır. Buna ben elbette müdahale edemem. Bunlar benimle beraber mezara gidecek. Ama var, biliniyor, var, bulunuyor var. Ama böyle bir şey yapılmadı. Şimdi şöyle bir şey de var. Bunların bir kısmı hatta şehirlerin içinde. Mesela Afyon'da, şehrin içinde Afyon'da büyük bir Yunan mezarı var ama üzerinde devasa konutlar var artık. Çünkü o kadar acı şeyler yaşanmış ki insanlar ilk önce onları hatırlatan şeyleri kaldırmışlar ortadan. Anıtlar dikmişler bakın. Mesela Akpınar Köyü'nde adamlar büyük bir mezarlık düzenlemesi ve bir anıt dikmişler. Tabii ilk yapılan şey bunları. Tıpkı Balkan Savaşı'ndan sonra, tabii yani tıpkı Rusların İstanbul kapılarına dayanmasından sonra yaptıkları Aya Stefanos'taki o anıtı Enver Paşa'nın direkt ilk yaptığı şey uçurmaksa, yani sivil halkta ilk önce onlardan başlamış yok etmeye. Peki, 30 Ağustos buradaki zafer sonuçlandı. Buradaki konu bitti ve Yunanlılar sizin dediğiniz gibi çekiliyorlar. Yeni bir hat kurma amacındalar. Ama Mustafa Kemal bu hattın oluşmasını engellemenin çok önemli olduğunu biliyor. Evet. Ve nefes bile almadan ilk hedef Akdeniz'dir diyor. Ve peşlerine düşüyorlar. İlk hedef Akdeniz'i yerde şurada değil mi? Şu tarafta kalıyor galiba. Şu tarafta. Şu tarafta kalıyor. Sonraki ilerleyiş nasıl? Sonraki kayıplar nasıl? Sonraki mücadele nasıl? Sonraki ilerleyiş... Çünkü o da az değil. 9 günde İzmir'e kadar gidiyorlar yani aslında neredeyse yürüyüş süresi gibi. Doğru. Aslında süvari daha da hızlı gidebilir.
Fakat süvarine, süvariye şöyle bir görev biçiliyor. Yunanlar çekilirken bir yandan da ne kadar direnerek çekilirse çekilsin ağırlıklarını atarak, tıpkı uzaya fırlatılan işte bir uydunun roketlerini atarak gitmesi gibi ağırlıklarını bırakarak gidiyor. Ama bizim öyle bir lüksümüz yok. Bütün ağırlıklarımızı, sahra hastanelerimizi taşıyarak gitmek zorundayız. Dolayısıyla arayı giderek açıyorlar. Yani biz bunlara Kaplangı'da önce, sonra Yapağılar'da 31 Ağustos'ta 1 Eylül'de darbe vurdukça, tıpkı bilardo topu gibi vurdukça onlar biz hızlanıyor. Özellikle o yolu kapamamışız ki oraya gidebilsinler diye. Kapayamıyoruz. İstesek de yani önlerine çıkabilecek bir kuvvetimiz yok. Ama şöyle bir şey yapıyoruz. Süvariyi daha kuzey doğudan önlerine çıkacak şekilde hızlı hareket ettiriyoruz. Gediz, Selendi üzerinden. Hızlarını kesmek için. Çünkü neden hızlarını kesmemiz önemli? Çekilirken bütün köyleri yakarak gidiyorlar. Ve ne dedik? Savaş, ekonomi ve zaferden sonrası da önemli. 9 Eylül'de biz İzmir'e girdiğimizde artık Afyon'dan İzmir'e kadar kullanılamaz halde bir ülkenin yarısı var. En verimli tarım arazilerinin 1/3'ünü adamlar yakmış, bütün besi hayvanlarımı öldürmüş ve 1,5 milyon insan evsiz kalmış. Yani ben 10 Eylül'de İzmir'de Mustafa Kemal Paşa girdiğinde hükümet konağında büyük ihtimalle ellerinin arasına başını alıp bundan sonrasını düşündüğünü tahmin ediyorum. Çünkü zafer kazanıyorsunuz ama sevinmeniz imkanı önünüz kış. 1,5 milyon insan evsiz, ben bunları nasıl barındıracağım? Neyle besleyeceğim? Orduyu süratle terhis etmeye başlamak lazım. Çünkü orduyu artık beslemenin çok fazla bir imkanı yok. Dolayısıyla süvari ne kadar hızlı önlerine çıkıp Yunanların hızını keserse Batı Anadolu'da o kadar çok köyü kurtarır. Nitekim bu sayede kurtarılan köyler var. Özellikle Salihli yakınlarında mesela Durasili diye bir köy var, son anda kurtarılıyor. Yani adamlar ellerinde ateşle gaz yağını dökmüş, yakmak üzereyken süvari girip kurtarıyor. Yani Adala aynı şekilde, bu şekilde son anda kurtarılıyor ama her yer bu kadar şanslı değil. Alaşehir baştan sona, yani sağlam bina kalmıyor. Turgutlu'da geldiği zaman Sakalı Nurettin Paşa karargah kuracak, geceyi geçirecek, üstünde dam olan bir tane yer bulamıyor. Bu şartlar altında piyade arkadan yetişmeye çalışıyor. İki kolu iki ayrı yerden Gediz Vadisi boyunca takip ediyorlar. Süvari de önlerini kesmeye çalışıyor. Bir yere kadar başarılı olabiliyorlar ama bir yerden sonra işte o mil hattından sonra, yani 6 Eylül'den sonra artık diyoruz ki tamam, bitti bu iş. O dakikadan sonra bir an evvel adamları göndermek telaşındayız. Peki İzmir'i kim yakıyor? Yunanlar mı yakıyor orayı? Şimdi şöyle, Yunanlar der ki biz 13 Eylül'de oradan gitmiştik, bir tane Yunan askeri kalmamıştı, biz yakmadık. Öyle bir burada davranıyor, özellikle Ermeni diasporası çok ön plana çıkar ve Türkleri suçlar. Yunanlardan daha çok Yunanlı gibi davranırlar. Şimdi göz ardı edilen burada Mikraziyatiki Amina diye bir örgüt var. Bizim Kuvayi Milliye gibi onların da aynı zamanda sivil Rumlar arasında bir paramiliter yapı oluşturuyor. Bunlar da kim biliyor musunuz? Bir tür Rum asalası belki. Gibi. Köylere kadar teşkilatlanıyorlar, yani silahlanıyorlar. Bunu da teşkilatlandıran, yapan Konstantin göreve geldikten sonra Venizelos ülkeyi terk eder ama Venizelist kesim hızla tasfiye edilir. Siyasi bir tercih olarak. Ordudaki Venizelosçu subaylar da tasfiye edilir. Ordudan atılan işte General Condilis gibi, Ioannu gibi bir takım subaylar da İstanbul'a giderek yer altına çekilirler ve bu paramiliter yapıyı örgütlerler. Venizelos'a yani bağlı aşırı milliyetçi, fanatik bir grup. Tabii farklı söylemlerle taşrayı teşkilatlandırırlar. İşte biz sizin özgürlüğünüz, bağımsızlığınız, bakın Yunan ordusu eğer giderse siz kendinizi savunmak zorundasınız gibi gibi. İşte bu Mikraziyatiki Amina özellikle o 9 Eylül ve sonrasındaki her şeyden sorumludur. Ama burada özellikle bir isim veriyorum, Hartum. Bu adam Kilikya bölgesinde, Adana bölgesindeki Fransızlarla beraber faaliyet gösteren Ermeni çetelerden bir tanesinin lideri. Fransızlar Kilikya bölgesini, yani Çukurova, Antep, Maraş o bölgeyi terk ederken ve tamamen artık Türk denetimine geçince, orada barınma olanağı kalmayınca nereye gidecek? Bu adam İzmir'e gidiyor. İzmir bölgesinde de Yunanlılar lehine bayağı faaliyette bulunuyor. Tetiş hareketlerinde bulunuyor. Fakat dikkat çeken... Ama aslında Ermeni. Ermeni. Mikraziyatiki Amina ile beraber faaliyet gösteriyorlar. Muhtemeldir ki Yunanlar giderken birkaç subayı da bunları örgütlemesi adına bırakmış olabilirler. Ama bunlar daha 9 Eylül'den çok önce çok ciddi cephanelik yığınakları yapıyorlar. Tepecik, Basmane, o yanan bölgelere, özellikle şimdiki fuar alanındaki mahallelere. Yunan ordusu çekilirken
Bu Hartum'un bir miktar çetesini de beraberinde Sakız Adası'na götürüyor. Hmm. Ama giden, dikkat edin, çete 150 kişi, giden 75 kişi. 75 kişi İzmir'de kalıyor. Aynı şekilde dediğim gibi o Mikraziyatik Amina, yani Küçük Asya'nın, Anadolu'nun savunması adındaki örgütte bununla beraber İzmir'i yakanlar bunlardır. Greskoviç var, itfaiye müdürü İzmir'in. Bu adam Slav asıllı. Adamın yazdığı peş peşe iki rapor var. Rapor da açık gösteriyor zaten. Yani yangının olacağı belliydi diyor. Ermeniler diyor, ama özellikle Ermenileri vurguluyor. Fakat ben hiçbir şekilde bunu Ermenilerin tek başına yapmadığını, Mikraziyatik Amina'nın da bu işin bir parçası olduğunu biliyorum. Fransız işgal komiserinin, pek çok yabancının, Amerikan mesela temsilcisinin raporlarında açık ve net bir şekilde söylüyorlar. Neden Yunanların da bu işin içinde olduğunu söylüyorum biliyor musunuz? Mesela Bursa'da Bursa'yı mecburen yakamadan tahliye etmek zorunda kalıyorlar. Çünkü Bursa İstanbul'un karşısı olunca İstanbul'dan hemen bir işgal komiserliği heyet gönderiyor. İngiliz, Fransız, İtalyanlardan oluşan. Onlar geliverince General Sumilas Bursa'da kısıtlı sayıda katliam yaparak kaçmak zorunda kalıyor. Tamamını yakamıyor ama adam sabah bangır bangır anons yapmış. Yunan Rumlara yönelik. Evlerinizi terk edin, şehri yakacağız diye. Eskişehir'de aynı şekilde. General Pelle'nin raporu var Fransa'ya gönderdiği. Eskişehir'i bal gibi Yunanlılar yaktı. O sırada diye. Anadolu'da yerleşik kaç Rum var? Şimdi bu sayı değişir. Yani çok farklı sayılar veriliyor. Ama 1,5 milyon kadar olduğu söyleniyor. Peki bunların tamamı Yunanlılar lehine mi hareket ediyor? Hayır, hayır. Ya arada kalıp da gerçekten hani kurunun yanında yanan yaş da çok. Yani anlatılan çok fazla hikayeler var. Mesela Didos Sotiriu'nun Benden Selam Söyle Anadolu'ya. Orada çok güzel anlatır o talihsizliklerini. Yani önce bunları Osmanlı işte bünyesinde orduya alıyorlar. İşte orada kabul görmüyor. Oradan bir şekilde firar edip kaçıyor. Bu sefer zorla Yunanlar silah altına alıyorlar. Orada da aynı şekilde. Düşünsenize Sakarya Meydan Muharebesi'nde büyük taarruzda bu Anadolu Rumu kökenlisiniz. Yunanların kazanmasından başka bir şansınız yok. Yunan eğer kazanamazsa, eğer bir şekilde Kemalist güçler kaybederse, Yunan kazanırsa daha doğrusu, kurtuldunuz. Ama Yunan kaybettiği takdirde ya öleceksiniz cephede ya Türklerin eline geçeceksiniz, vatan haini olarak idam edileceksiniz. Hiç başka bir çaresi yok. Çok ciddi arada kalmış bir grup. Tarafsız olanlar da var, hiçbir şeye karışmayan, eskisi gibi her şeyin devam etmesi taraftarı olan. Özellikle 9 Eylül sürecinde, yani Türk ordusu gümbür gümbür İzmir ve batıya doğru ilerlerken bir kasırga gibi, bu kasırganın yaklaştığını görüp ciddi tedirgin oluyorlar. Bir grup da diyor ki ya bize bir şey yapmazlar çünkü hani biz onlara bir şey yapmadık. Yani onlar da mübadeleyle gidiyor zaten. Şimdi hep iki tane yanılgı vardır. Bir tanesi Kurtuluş Savaşı askeri olarak burada noktalandı. Dumlupınar'da büyük zaferle. İki, Anadolu'nun işgali Yunanlıların İzmir'de 9 Eylül denize dökülmesiyle sona erdi. Evet. Aslında bu yanılgı. Yanılgı. Ne zaman bitti bu işgal tam olarak? Yani bu tamamı büyük zafer, ama büyük zaferin sonrasında daha çok önemli bir aslında dönem var. Türk ordusunun savaştığı bir dönem var. Evet. Bu ne kadar sürdü, nereye kadar sürdü? İzmir'den sonra 9 gün daha devam eder. Çünkü şu ana kadar dikkat ettiyseniz hep batıya doğru çekilen iki Yunan kol ordusundan bahsettik. O kuzey var. Kuzeyde 3. kol ordu var. Onun da çekilişi çok önemli ve kuzeyde daha az kuvvetimiz var. Aslında kuzeydeki muharebeler daha az önemli değil. Çünkü daha az güçle daha büyük işler yaptığımız bir yer. Ve düşünün, yani bir koskoca Yunan 11. tümenini yarısını tamamen imha ediyor Deli Halit Bey, yarısını da esir ediyor. Bu çok büyük bir iş. Aynı şekilde Yunan 3. tümeni 3500 mevcutla ayrılabiliyor Bandırma'dan. Ne zaman bitti? 18 Eylül sabahı bitti. 17'yi 18 Eylül'e bağlayan gece Delikli Bayır Muharebesi vardır.
Delikli Bayır Muharebesi'nde sadece küçücük bir tepede 73 şehidimiz var. Bunların bir tanesi de 61. Alay Komutanı Hüseyin Vecihi Bey. 18 Eylül sabahı son Yunan gemisi Erdek tarafındaki Ocaklı Limanı'ndan yola çıkar ve sadece düşmanlarımızdan birinin işgali sona erer. Hani bu İngilizlerin yaklaşık 2 yıllık rehavetidir. Ne olsa taşeron olarak artık Yunanları kullanıyorum. Hani nasıl daha önce Anzakları Çanakkale'de kullanmışsa ya da Hintleri kullanmışsa bu sefer de Yunanları kullanmıştır. Ve Yunan kartı da artık işlevsiz kalınca mecburen artık yeni baştan 2-2,5 yıllık bir aradan sonra İngilizler yeniden harp meydanına karşımıza inmek zorunda kalırlar. İnerler mi? İnerler. İnerler. Şimdi daha 9 Eylül'den başlayarak zaten Londra'da bir panik başlar. Yani Yunanların devre dışı kalmasıyla bu namlunun kendilerine döneceğinin farkındalar ve nota üstüne nota vermeye başlarlar. Biz o süreçten sonra önce 2. süvari tümenimizi yumuşak yumuşak kuzeye doğru Edremit, Çanakkale'ye doğru yürütmeye başlarız. Onun arkasından piyade kol ordusu ilerlemeye başlar. Ama bu sert, tehdit edici bir yürüyüş değildir. Gayet böyle mutedil, ılımlı ve hiçbir şekilde diplomatik tepki yaratmamaya çalışan temkinli bir harekettir. Ama burada atlanan bir şey var, o da şu. 10 Eylül günü aslında gergin başlar her şey. Bir savaş ilanıyla başlar. İzmir'de ilk önce İngiliz İşgal Komiserliği'nin İzmir'deki temsilcisi Sakalı Nurettin Paşa'yı ziyaret eder ve ona İngiliz azınlığın ne olacağını, yani oradaki İngiliz tebaasının ne olacağını sorar. O da siz bir adım atın bakalım, ona göre karar vereceğiz gibi böyle yuvarlak bir cümle kurunca İngiliz temsilci çok rahatsız olur. Durumu Londra'ya bildirir. Bunun üzerine Amiral Brock, İngiliz Akdeniz Donanma Komutanı, Başkomutanı bir şekilde Sakalı Nurettin Paşa ile o da görüşür. Ama 11 Eylül günü tuhaf bir şey olur. İngiliz temsilci şans eseri vilayet konağına geldiğinde tekrar... Vilayet konağı o sırada Türk askerini kontrol ediyor. Tabii. Hatta Mustafa Kemal Paşa orada. Mustafa Kemal Paşa ile görüşmeye geldiğinde Mustafa Kemal Paşa'ya aynı şeyi sorduğunda Mustafa Kemal Paşa hiddetten deliye döner. Ve sen kimsin diye sorar. O da der ki ben İngiliz İşgal Komiserliği'nin İzmir temsilcisiyim. O da der ki ben ve hükümetim İngilizlerin ne İşgal Komiserliği ne de sizi tanımıyoruz. Çünkü biz hükümet olarak sizinle savaş durumundayız. Bu çok tedirgin edici bir yaklaşımdır. Çarşı karışır açıkçası. İstanbul'a, İstanbul'dan Londra'ya baktığınız zaman arşiv belgelerine hakikaten İngilizler panikliyor mu? Günler süren, tabii panikliyorlar. Yani en son istedikleri şey yeniden bir sıcak savaş. Çünkü bakın o tarihte toplasanız bir tümen etmiyor İstanbul ve Çanakkale'deki toplam güçleri. Gücü. Donanmalarına güveniyorlar. Her zamanki gibi önde diplomat, arkasında savaş gemileri, geleneksel İngiliz yaklaşımı. O gemilerin, namlularının eşliğinde istediklerini dayatabileceklerini düşünüyorlar. Amiral Brock geliyor. Amiral Brock bunu sorduğunda... ona şu söyleniyor Londra'dan, bunu Mustafa Kemal Paşa'dan yazılı talep et. Eğer bu şekilde gelirse biz de ona göre bir tavır. Yani vakit kazanmaya çalışıyorlar. Fakat o akşam tabii Mustafa Kemal Paşa büyük ihtimalle düşündü, taşındı. Yani yol boyu gördüğü şeylerin öfkesiyle ve bunun asıl müsebbibinin İngilizler olduğunu bilerek, öfkesine inerek, sonuçta o da bir insan, duyguları var. Bir patlama anında böyle bir savaş ilanında bulundu. Ama ondan sonra tekrar yazılı istendiğinde verdiği yazılı cevapta çok yuvarlak, ne savaştayız ne değilize gelen bir cevap verir. Der ki biz de bir an evvel barış imzalayarak İngilizlerle medeni iki devlet olarak ilişkilerimizi kurmak istiyoruz der. Yani evet savaştayız da demez, hayır savaşta değiliz de demez. İsteyen istediği şekilde anlasın. İşte ondan sonra gerginlik başlar zaten. Ordu yavaş yavaş Çanakkale'ye, İstanbul'a doğru yürüyor. Fakat tuhaftır, burada İngilizlerin arasında şöyle bir kavga var. Tartışma var daha doğrusu. Bizim için Çanakkale mi önemli, İstanbul mu? Ve İstanbul'u çok kolay feda ettiklerini görüyoruz. En başta Gebze taraflarında olan cephe hattını kolaylıkla Çamlıca'ya doğru çekeceklerini, Üsküdar'ı o zaman köy olarak görüyorlar. İstanbul'un Avrupa yakasını savunup Üsküdar'da da bir karakol bıraksak mı bırakmasak mı gibi bir düşünce var. Daha önemli olan onlar için Çanakkale. Bir barış imzalanması gerekiyor. Onlar da bu barışı imzalamak istiyorlar ama
takıldıkları şey şu. Biz 4 yıl savaştık. Bunun sonunda bir takım kazanımlarımız oldu. E biz şimdi bizden istenen şeylerin hepsini verirsek, buradan böyle kendiliğinden gidersek biz bu savaşı niye yaptık? Şimdi burada Poincaré çok aktif bir rol oynuyor, Fransız Başbakanı. Söylediği şey şu. Bu barış bir an evvel imzalanmalı ama Mustafa Kemal barış imzalanmadan önce Trakya'nın Yunanlarca boşaltılmasını istiyor. Meriç Nehri'ne kadar. Buna siz de olur deyin. Bir an evvel bu olsun ve bu iş bitsin. İşte İngilizler buna yanaşmıyor. Diyorlar ki mütarekeden önce biz burayı boşaltırsak herhangi bir pazarlık kozumuz kalmıyor ki. Zaten istediği her şeyi elde etmiş oluyor. Geriye bir tek Musul Kerkük kalıyor. Adamların zaten bütün korkusu daha çok Musul ve Kerkük. Çünkü Misak-ı Milli'nin içinde olduğunun farkındalar. Aslına bakarsanız biz İngilizlerle daha önceden beri adı konmamış da olsa net bir savaş ilanında bulunduk. Bu da neydi? Misak-ı Milli. Çünkü Misak-ı Milli'de biz şunu söyledik onlara. Sizin işgal ettiğiniz sahaları bir şekilde silah gücüyle de olsa alacağız sizden. Bu bir savaş ilanıdır zaten, manifesto. Çanak krizi dediğimiz olay sırasında artık bu doğru. Nedir Çanak krizi? Onu anlatır mısın? Bize? Çanak krizi işte söylediğim gibi daha çok olay Çanakkale'ye düğümleniyor. Yani bizim Çanakkale önüne Erenköy tarafına gelip yığılmamız, İngilizlerin özellikle ısrarla vurdukları tarafsız bölge, tarafsız bölge, tarafsız bölge. Yani onlar tarafsız bölge diyerek biraz daha sempatikleştiriyorlar olayı ama bal gibi işgal bölgesi. Ama o tarafsız bölgeyi daha çok bir tampon bölge gibi kullanıp arkasına da mevzilerini yapıyorlar. Biz yavaş 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 tarafsız bölgeye girmeye başlıyoruz. Ama o kadar ilginç ki mesela köprünün ayağını makinalı tüfekleriyle tutuyor bu adamlar. Yaklaşırsanız vururuz diye. Bizim asker süvari, 2. süvari tümeni Ahmet Zeki Bey'in süvarileri köprüden geçmiyor. İki tarafı açılıp dere içinden geçip tarafsız bölgede ilerlemeye devam ediyor. Ateş edelim mi diye soruyorlar. Ama İstanbul'dan General Harrington diyor ki ya şimdilik benden yazılı emir almadan ateş etmeyin. Böyle böyle Çanakkale'de daracık bir yere adamları sıkıştırıyoruz. İstanbul'da da aynı şekilde. Panik. İstanbul'da peki bu İngilizlerin bir takım mevziler kazdığı falan söylenir. Doğru. İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Çamlıca'da bir sosyal tesisi var. Bu sosyal tesise giderseniz hala o şehirleşmeye rağmen, o vahşi şehirleşmeye rağmen bozulmamış iki sıra ve aradaki irtibat hendeğiyle beraber İngilizlerin İstanbul'u savunmak için kazdıkları mevzi duruyor hala. Duruyor. Geçen sene bulmuştum ben onu. Açıkçası umutsuzca aradım. Çünkü yazılı belgelerde var ama bakıyorum şehre hani uydu tamam. analizine ya imkansız diyorum buradan çıkmaz kesinlikle. Artık tam umudumu kestiğim sırada tesadüfen. Tamam. Bir bölümü yerde kalmış. Bir bölümü yani 150-200 metrelik bir kısmı hala ayakta. Yani şu anda gidenler rahatlıkla görebilir. Ve keşke hani belediye orayı koruma altına alsa. Biliyorsunuz İstanbul işgal hiç edilmemiş gibi davranmayı tercih ettiğimiz için bir sayede onu da koruma altına almaz. Yani İstanbul işgali tabii bir hoş bir anı değil ama mesela Fransa, Paris'in, Fransa'nın işgalini 2. Dünya Savaşı'nda detay detay biliyoruz. Biz de evet. Yeni yeni birkaç kitap yazılmaya başladı. Yazıldı. İşte biraz üstüne incelemeler başladı. Biz İstanbul'da işgal edilmemiş ki darmayı tercih ediyoruz. Oysa 4 seneye yakın işgal altında kalmış bir payitahttan söz ediyoruz. Herhalde o belki kiminin işine de gelmiyor. Belki ulusal onurumuza dokunuyor. Peki bu savaşın sonunda Türklerin başarısının İngiltere'de bir iç hesaplaşmaya sebep olduğu, İngiltere'de hükümeti düşürdüğü, İngiltere'de başbakanı devirdiği falan gibi böyle yani bu burada başlayan zaferin, burada elde edilen ilk zaferin ve sonrasında gelişmelerin 3000 kilometre ötedeki İngiltere'yi salladığı söylenir. Sallamış mıdır? Ne kadar sallamıştır? Ne olmuştur bunun sonuçları? Şimdi elbette sallıyor ama başka faktörler de var. Yani onları göz ardı ederek salt bizim yüzümüzden hükümet düştü, Lord George'un siyasi kariyeri bitti demek aslında biraz kendimize biçtiğimiz rolü abartmak olur bence. Sebebi şu, bu bahsettiğimiz Çanak krizi artık ileri bir evreye vardığında yani ciddi sıcak bir çatışmaya dönmek üzere. İngiltere'de tuhaf şeyler olur. Yani bizim Anadolu'da yaşadığımız bir olaylar silsilesi var ama İngiltere'de de farklı olaylar var. Lloyd George zaten en baştan beri eleştirilen bir isim kamuoyunda. Ya kendi genelkurmay başkanı Wilson adama güvenmiyor. Hatta bazı beyanatlarında adamı ihanetle, hainlikle itham ediyor. Özellikle İRA'ya karşı olan, çünkü Gladstone'dan devraldığı siyasi miras, liberal mirasın içerisinde o
İrlanda'ya yönelik bir takım çözüm arayışları da var. Bundan yola çıkarak bir takım şüpheler geliştirmiş. Ama asıl iması, biliyorsunuz Bolşevik Sovyet Rusya ile İngiltere'nin ilişkileri son derece kötü. Hatta Beyaz Ordu'yu desteklediği için Çarlık güçlerini, Sovyet Rusya'nın resmi bir temsilciliği yok Londra'da o sırada. Fakat Karsin ve Kmenev adında iki tane tuhaf adam gönderiyor Moskova. Bunların ne olduğu bile belli değil. Doğru dürüst aslında çok kale almıyor herhangi bir şekilde devlet organları bu insanları. Fakat Lloyd George'un ofisinden çıkmıyor bu iki adam. İşte Wilson diyor ki, odaya girdiğimde aralarında o kadar samimi bir sohbet vardı ki 40 yıllık arkadaşlar intiba edindim. Ve bu düşmanla olan samimiyeti beni tedirgin etti. Yani adamı açıkça ihanette itham ediyor. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Lord Curzon'un çok ciddi şüpheleri var Lloyd George'dan. Önce tabii hükümetin yapısından bahsetmek lazım. Tuhaf bir durum var. 300'den fazla milletvekili çıkarmış Muhafazakar Parti. 130 civarında milletvekili çıkarmış Yeni Liberal Parti. Yeni Liberal Parti'nin başında Lord George. Bonnerlove da muhafazakarların başında. Fakat Bonnerlove tuhaf bir adam. Soğuk karakterli bir adam. Çoğunluk onda olmasına rağmen koalisyonu kurarken başbakan olmak istemiyor. Lord George başbakan oluyor. Azınlık partisi olmasına rağmen. Ve koalisyon ne olursa olsun bozulmasın yaklaşımıyla Bonnerlove olabildiğince göz yummaya çalışıyor aşırılıklarına Lord George. Ama Lord George'un bu aşırılıkları muhafazakarların hükümetteki temsilcisi olan Lord Curzon'un Dışişleri Bakanı'nın hep sürekli dikkatinde ve rahatsız. Ama o da naif yapısı, çekingen, korkak yapısı nedeniyle bunu gündeme getirmiyor. İlginç bir şey oluyor. Farklı istihbarat yapılarını 1921 yılında Londra'da bir araya getiriyorlar. Bunların içerisinde The Signal, dinleme birimi de var. Az önce bahsettiğimiz bu şifreli telgrafları dinleyen birim farklı dinlemeler de yapıyor. Ve ilk yaptıkları şeylerden biri Londra'daki yabancı misyon şefliklerini dinlemeye başlamak. Bunların o zamandan var bunlar. Tabii yani. O zamandan var. Bunu yaparken tabii Yunanistan Büyükelçiliği de bunların içerisinde. Rizzo Grambe, Yunan Büyükelçisi, onu da takibe alıyorlar ve bir süre sonra Rizzo Grambe'nin sürekli Lloyd George'la iletişimi olduğunu fark ediyorlar. Ve yaptıkları dinlemenin sonucunda Türkiye'deki olaylarla ilgili olarak mı? Daha çok Türkiye ile ve Küçük Asya Harekatı ile ilgili. Ama ulaştıkları sonuçlar Lloyd George'un ifadeleri kanlarını donduruyor ve bunu düzenli olarak Lord Curzon'a veriyorlar bu raporları. Yani İngiliz istihbarat servisi kendi başbakanını dinleyip iktidar ortağı diğer partinin liderine başbakanın konuşmayla ilgili bilgi veriyor. Servis ediyor. Vay anam vay. Ya felaket bir dinleme skandalı. Şimdi burada şöyle bir olay var. Mesela az önce konuştuğumuz 2. İnönü Muharebesi sırasında Londra Konferansı, işte orada Londra Konferansı belki de savaşı iki taraf açısından, Yunanistan ve Türkiye açısından bitirecek öyle bir ortam söz konusu. Orada Lloyd George kendi ofisinde yaptığı görüşmede Yunan temsilcilere, dinlemenin sonuçları bunlar, raporda yazıyor. Yazılı mıdır hepsi? Yazılı yazılı. Daha sonra açılan İngiliz istihbarat şeyleri açıldığı için büyük oranda bununla ilgili yapılan yurt dışında çalışmalar da var. Orada özellikle savaşı uzatabildikleri kadar uzatma. Ve şunu söylüyor hatta ifade, size oturumda bizim hükümet temsilcileri savaşı bitirmek adına arabuluculuk falan teklif edecekler, bunu kesinlikle kabul etmeyin. Yani hükümetinden bağımsız başbakanlık ofisinde paralel bir dışişleri yapısı oluşturmuş. Ve hükümeti ne derse tam zıttı, tuhaf şey. Adam kendi kafasına göre savaşı uzatıyor, bitme ihtimali olan savaşın bitmesini engelliyor. İngiliz hükümetinin devletinin çıkarları aleyhine ve bundan ne kralın haberi var, ne hükümet ortağı, başbakan yardımcısının haberi var, ne Dışişleri Bakanı'nın haberi var. Curzon bir tek bunu biliyor, biriktiriyor. Ne zamana kadar? 5 Ekim'e kadar. 5 Ekim'de yani Mudanya imzalanmadan 6 gün önce artık gidip önüne tak diye bütün dosyaları koyuyor. Önüne koyduğu dosyalarda daha çok Türkiye ile ilgili. Çünkü Çanak krizi öyle bir noktaya gelmiş ve Lloyd George aslında öyle büyük bir skandala imza atmış ki bu da çok önemli. Şimdi Fransa'yı deniyor müttefikini. Fransa diyor ki Poincaré, hayır hayatta ben gelmem. Yani sen, ben artık Fransa tek bir evladını dahi senin çıkarların için feda etmeyecek diyor. Ve çok ciddi Lord Curzon'u azarlıyor, ağlatıyor. Adam yarım saat bildiğiniz koskoca İngiliz Dışişleri Bakanı hüngür hüngür ağlıyor. İtalyan Kont Sforza onu ikna edip tekrar
Poincaré'nin karşısına oturtmayı başarıyor. Şimdi Fransızların tavrı net, İtalyanların net. Bunun üzerine Romenlerin, Bulgarların, Yugoslavların kapısını çalıyor. Asker istemek için. Onlar da diyorlar ki Fransa yoksa biz de yokuz. Her şey deniyor yani. En son artık çare olarak kolonilerini, yani milletler topluluğuna dahil olan Kanada, Avustralya, Güney Afrika ve Güney Afrika Hindistan. Ve Avustralya, Hindistan bunların kapısını çalıyor, bunları deniyor. Çok komik bir şey oluyor. Kabineyi güya bilgilendiriyor, durum böyle böyle ve artık Türkiye ile Türklerle tekrar savaş noktasındayız. Fakat ordumuz şu anda 8 taburumuz var Çanakkale'de, 4 taburumuz var İstanbul'da. Kesinlikle bu adamların ordularının karşısında yetmez. Donanma da tek başına yeterli değil. Asker takviyesine ihtiyacımız var. Kolonilerden yardım isteyeceğiz. Tamam, o zaman durumu bilgilendiren bir yazı gönderelim de ondan sonra duruma göre savaş ilanını yaparız gibi bir karar çıkıyor. Ve kolonilere sadece durumun geldiği noktayı bilgilendirmek için bir yazı yazmak üzere Lord George ve Churchill, en yakın adamı, savaş bakanı, koloniler bakanı, toplantı salonundan, kabine toplantısından çıkıyorlar. Yan tarafa geçiyorlar. Sekreter Francis'e işte böyle bir yazı yazdırıyorlar. Fakat yazı, biz Türklere savaş ilan ettik. O yüzden desteğinizi bekliyoruz. En az birer Tugay göndermenizi istiyoruz şeklinde. Yani bilgi bu vermiyor. Bu Churchill'in de bilgisi de aynen böyle oluyor. Churchill zaten dikte ettiriyor yazıyı. Churchill'in marifeti orada da bitmiyor. Bu yazıyı yazıp gönderdikten hemen sonra hızını alamayıp yazıyı basına da servis ediyor. Şimdi komedi şurada. Toplantı cumartesi günü. Pazar günü kabinelerin hiçbirisi, hükümet çalışmıyor. Ne Kanada'da ne Avustralya'da ne, hatta Avustralya, Yeni Zelanda ile İngiltere arasında gün farkı da var. Adamlara gönderdiği bu yazıdan önce tabloid gazetelerde manşet manşet bu haber çıkıyor. Türklere savaş açtık diye. Kanada Başbakanı... Tarih tam kaç? Bu olay olduğunda Eylül 28. 28 Eylül olması 1922. lazım. 1922. Düşünün, Kanada Başbakanı Mackenzie King pazar sabahı kapısını açıyor, üzerine robe de chambre, kahvaltı yapacak ağız tadıyla gazeteyi alıyor. Bir açıyor ki bizim imparatorluk Türklere savaş açmış. Ve kolonilerden asker desteği istiyor. Şimdi genel teamül şu, kolonilere önce bilgi veriliyor. Tıpkı kabinede alınan haber şey gibi, karar gibi. Ondan sonra oylama sonucunda ya da işte bir karar sonucunda bu harekata karar verilirse kabine, hükümet, avam kamerası bilgilendiriliyor. Kralın da onayıyla bu savaş ilanı yapılıyor. Bunun hiçbiri yapılmadan Lord George kendi kafasına göre bir şey yapmış. Çarşı karışıyor. Mackenzie King çok ağır bir cevap veriyor. Avustralya'dan çok ağır bir cevap geliyor. Bir tek Yeni Zelanda, ben 5000 asker şerefimle böyle gayet onurumla göndermeye hazırım falan gibi böyle hamaset dolu bir cevap gönderiyor. Geri kalanların hepsinden çok sert tepkiler geliyor Güney Afrika'dan. Tabii bu Lord George'un ve Churchill'in kendine has tutumu kabineyi de karıştırıyor. Ortaya bir de bu dinleme skandalı çıkınca Bonnerlove diyor ki yeter artık, acil koalisyonun bütün milletvekilleri bir toplantı yapıyoruz. Toplantının sonucunda sıkıştırıyorlar ve o toplantının çıkışında da Lord George istifa ediyor ve 22 grubu diye anılır bu grup ve o toplantı o günden sonra da geleneksel hale gelir. 19 Ekim günü, yani Mudanya imzalandıktan 8 gün sonra da Lord George istifa eder, koalisyon bozulur. Liberal Parti de o tarihten sonra bir daha koalisyonla bile iktidara gelemez. Lord George'un siyasi kariyeri de biter. Ve aynı gün 19 Ekim günü Refet Bele de 100 kişilik bir jandarma birliğiyle İstanbul'a girer. Şimdi iki şeyi merak ediyorum bunlarla ilgili. Tabii ben şeye inanmam tabii. Tarihte şöyle olsaydı, böyle olsaydı biraz hikaye gelir bana yani. Bir anlamı yoktur da. İhtimalle tarih yazılmaz. Evet, ihtimalle tarih yazılmaz ama şimdi bazı şeyler enteresan dengelerdir. Hep onları merak ederim ama önce şunu sorayım bir. Siz Fransızların ve İtalyanların bu Anadolu işgalinden çekilmesini onların kendi iç dinamiklerine bağlısınız. Peki doğru. Mustafa Kemal'in burada bir diplomatik yaklaşımı hiç olmadı mı? Yani ikna konusunda onları. Şimdi aslında asıl deha burada. Mustafa Kemal Paşa bütün bu olan biteni, yani Fransa'da parlamentoda olan biteni, İtalyanları çok dikkatli izleyen bir adam. İnanılmaz bir satranç oyuncusu. Yani asıl Mustafa Kemal Paşa'yı Mustafa Kemal Paşa yapan şey muharebe meydanındaki dehasından ziyade
muharebe meydanını da savaşı da bir parça olarak gören ama topyekün harp dediğimiz bizim genel yapıya kusursuz komuta etmesi. Şimdi en baştan itibaren ilmik ilmik örüyor. Yani bir cerrahın bir enfeksiyondan başlayarak bir doktorun daha doğrusu sistemik yaklaşımla tedavi etmesi gibi. Doğrudan tek bir noktaya girip de geri kalanı ihmal ediyor değil. Bakıyor en zayıf halka kim? İngilizlerden kazık yemiş bir Fransa gerçeği var. Bu Fransızların da Almanya ile ilgili ciddi problemleri var. Almanya dediğiniz şey 1. Dünya Savaşı'ndan sonra hırpalandı, ordusu tasfiye edildi. Ama derhal kendi Kuvayi Milliye yapısını kurdu. Polonya ile Yukarı Silesya muharebelerine başladı. Daha sonra hızını alamadı. 30 bin kişilik bir kuvveti Ruhr Havzası'na indirdi. Orada Fransa'yı tehdit etti. Bunların hepsini görüyor. Ve Fransa'nın bu açığını çok güzel değerlendiriyor. Mesela Faysal. İngilizlerden yediği en büyük kazıktır Fransızların. İngilizler oradan kendilerini tereyağından kıl çeker gibi sıyırıp asıl Musul ve Kerkük'teki bereketli toprakların alıp üzerine oturup Faysal gibi bir belayla Fransızları baş başa bırakıyor. Faysal ve Suriye'deki ayaklanma o kadar güzel kullanıyoruz ki güneydeki Antep bölgesinde, Kilis bölgesindeki direnişçilerin Faysal'ın isyancılarıyla da ciddi ilişkileri olduğunu biliyoruz. Mustafa Kemal bunların hepsini koordine ediyor ve ilmik ilmik örüyor. Ve mesela Fransızlarla Franklin Bouillon aracılığıyla ilk önce gayri resmi ama daha sonra resmi. Çünkü Fransa'daki hükümet değişikliğinin, yeni gelen sosyalist hükümetin ciddi anlamda kamuoyunun baskısı altında olduğunun, ya sürekli Kilikya'dan, güney bölgesinden, Anadolu'dan tabutlar içerisinde bizim çocuklarımız geliyor yeter artık isyanında olan insanları görüyor. Fransızlarla Ankara Anlaşması'na giden süreç. İngilizlerle Rawlinson Malta sürgünleri takası, yani o burnundan kıl aldırmayıp Kemalist güçleri eşkıya olarak tanımlayan İngilizler Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonunda yelkenleri suya indirip paşa paşa Ankara hükümetiyle masaya oturup Mustafa Kemal Paşa'nın HEP'e karşı HEP stratejisine boyun eğmek zorunda kalıyorlar ve İngilizler en baştan beri o pazarlıkta 32 tane sizin elinizde İngiliz esir var, biz de 32 tane Türk esiri bırakalım mantığındalar. Hmm. Mustafa Kemal Paşa diyor ki sayıların önemi yok. Elinizdeki 159 Türk tutsağı vereceksiniz. 32 tutsağı ve dediğini de yapıyor. Getiriyor. O sırada İtalya'da ilginç gelişme var. Oo, evet. Çok. Onun bir etkisi var mı peki bütün bu gelişmelerde? İtalya'da da çünkü o sırada faşizm yavaş yavaş kendini göstermeye başlamış. Mussolini ayak sesleri duyuluyor. Mussolini kendi ülkesine yavaş yavaş el koymak üzere yürüyüşe başlıyor. Bu etkiliyor mu savaşı, Türkiye'deki savaşı, yoksa o bambaşka bir hikaye mi? Şimdi Mustafa Kemal Paşa'nın bir an evvel barış olmasını, mütarekenin imzalanmasını istemesinin temel sebeplerinden biri bu. Ama bunu yaparken taviz vermeden, neden? Misak-ı Milli'den taviz vermeden ve İstanbul'u, Trakya'yı alarak herhangi bir şekilde söz verdiği milletin karşısında boyun eğmeden, boynunu bükmeden dediğini, sözünü yerine getirerek çıkmak istiyor bu süreçten. Ama bunu yaparken dikkatle izlediği bir yer İtalya. Kont Sforza ile olan diyalogları açısından, özellikle o İstanbul'un ilk işgal döneminde, İstanbul'da geçirdiği 6 ay süresince İtalyanlarla ilişkileri belli bir seviyede tutmayı başarmış ve en azından silahlı bir mücadeleye girmemeyi başarmış. Ama nereye kadar? İşte dediğiniz gibi Mussolini faktörüne kadar. Ya Ekim 1922 çok kritik bir dönem. Özellikle Mussolini'nin Roma, meşhur Roma yürüyüşü, kara gömleklilerin tam olduğu dönem. Tabi bunları Mustafa Kemal Paşa dikkatle izliyor ve o an artık pasif durumdaki İtalya'nın bir anda o iktidar değişikliğiyle, güç değişikliğiyle beraber o faşist yapının karşısına İngiltere'nin yanında yeni bir kuvvet olarak gelme ihtimali çok yüksek ki zaten 1924'ten itibaren bunu görüyoruz. Bir anda Türkiye'nin karşısındaki muazzam en büyük tehdit var. Tabii ki Rodos'ta askeri üs yapması, Mustafa Kemal Paşa'ya yekten yönelttiği tehditler ve Mustafa Kemal Paşa'nın ona verdiği ağır cevaplar. Çok güzel cevaplar. Yani Mussolini tehdidini daha ciddi potansiyel iken fark görüyor, edip ona göre ona adımlarını göre, kararlı şekilde atıyor. Ama bunu yaparken de acele edip İngilizlerle olan yürüttüğü o soğuk savaşı, ki bakın soğuk savaş diyoruz ama Mudanya Mütarekesi, General Harrington'ın Çanakkale'yi savunmakta olan General
Mardin'e ateş aç emrini yerine getirmesinden 1 saat 15 dakika önce imzalanmıştır. 11 Ekim 1922 tarihinde son oturuma girerken sabah 6'da Çanakkale'deki General Mardin'e 8.30'a kadar sonuç çıkmamışsa ateş aç. Emrini vermiştir. Ve 7'yi çeyrek geçe mütareke artık son anda imzalanır 1 saat 15 dakika kala. Ve ondan sonra çıkınca toplantıdan... Yani imzalanmasaydı... Savaşacaktık. Sıfırdan başlayacak her şey. Sıfırdan her şey başlayacaktı. Ama General Harrington son anda yine bir geri adım atıp durur muydu? Yoksa o 8.30'da ateş aç emrinin arkasında durur muydu? Onu yani hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Peki hocam şimdi şunu da düşünüyor insan. Bugün Anadolu'nun bir Türk yurdu olmasında, 780 bin kilometre kareyle bir Türk yurdu olmasında bu zaferin fonksiyonu nedir? Bu zafer olmasaydı Anadolu bugün bildiğimiz bizim ana vatanımız Anadolu haline öyle veya böyle gelir miydi? Çünkü bir de böyle bir tez var. Yani kardeşim zaten o İngilizlerin, o Yunanların burada sonsuza kalacak halleri yoktu. Zaten gideceklerdi. Bu savaş öyle o kadar önemli bir savaş değil. Bu savaş aslında işte Kemalist güçleri Türkiye'de başarılı göstermek için yapılmış dandik bir savaştı. Yani tabir caizse diyenler var. Bu zafer olmasaydı hakikaten yine bunlar gider miydi? Şimdi bunu söyleyenler kusura bakmayın ama ya hiç sayı saymayı bilmiyorlar ya da hiç dayak yememişler. İkisi birden belki de. Belki de ikisi birden. Şimdi savaş olmadı, bu savaş küçüktü, zaten gideceklerdi diyen insanları bir kez olsun benimle gelip Haymana Bozkır'ında Sakarya Meydan Muharebesi sahasını gezmeye davet ediyorum. Ya da Büyük Taarruz sahasını, Afyon'un tepelerini, Belen Tepe'yi, Tınas Tepe'yi. Eğer günün sonunda hala ağlamadan kendi söylediklerini yutmuş olmazlarsa ya robotturlar, androiddirler. Ya insan değil. Ya da hayır, insanlıktan ziyade belli bir güdümde, belli bir amaçla hizmet eden, farklı odaklara hizmet eden insanlardır. Bu kadar da açık ve net söyleyeyim. Ne görecekler gelince onların gözlerine doldu? Her yer şehit. Bakın eğer Sakarya Meydan Muharebesi sahasında ben Haymana'da, Polatlı'da her şehidin başına bir bayrak dikseydim, Mangal Dağı'ndan ya da Güzelcekale'de Uludağ'dan çıkıp da baktığınızda gelincik tarlası görürdünüz. Aynı şey Afyon Tepeleri, Kalecik Tepeleri için de geçerlidir. Bulunduğumuz coğrafya, bakın Dumlupınar sadece 30 Ağustos'tan ibaret değil Fatih Bey. Burası Bozüyük'le beraber bütün bir milli mücadelenin en ağır yükünü çeken iki şehirden bir tanesidir. Çünkü bu iki şehirde birinci İnönü burada olmadı ama Bozüyük'te olmuştu. Birinci İnönü, ikinci İnönü, Kütahya-Eskişehir Muharebeleri, arada Aslanlar Taarruzu ve sonra Büyük Taarruz. Sakarya Meydan Muharebesi dışındaki artık yüzlerle binlerle anılan şehitleri vatana eklediğimiz topraklardır bu topraklar. Kusura bakmasın kimse. Herkes kanının hakkını verir. Bu savaş olmadı diyen insanlar önce şehit sayılarını istatistik olarak görmeyi bırakıp sorgulamaya sayılardan değil kendi kanından başlaması lazım. Bu konuda biraz doluyum, öfkeliyim. Kimse kusuruma bakmasın. Şimdi biz milli mücadelede 7 düvelle savaştık derken yalan söylemiyoruz. Çünkü İngilizle savaştık, şehit verdik. Fransızla savaştık, sadece Antep'te sivil şehitler de dahil olmak üzere. Çünkü Antep'te bir meskun mahal muharebesi ve siviller de savaştı. 6000'den fazla şehit verdik. Yunanlarla verdiğimiz şehidin zaten hatta hesabı yok. Sadece 150 bin sistematik öldürülen sivil var. Bunların hepsini bir kenara bırakın. Yaklaşık 30 bin. Toplam milli mücadelede Batı cephesine Yunanlara karşı verdiğimiz şehit. Hastalıklara karşı verdiğimiz asker şehit sayısını biliyor musunuz? Milli mücadele boyunca bakın 220 bin ordu mevcudu diyoruz. 30 bin cephede verdiğimiz şehit, 23 bin hastalıktan kaybettiğimiz asker var bizim. O 7 düvele bunları da katsınlar. Çünkü biz aynı zamanda yoksullukla da mücadele ettik orada. Sıfırdan neredeyse bir ordu kuruldu. Arkamızda fabrikalar yoktu ya da bize kimse fabrikadan asker çıkartıp vermedi. Yani burada şehit yok, şu yok, bu yok, savaş yok diyen insanlar çıksınlar, gelsinler Haymana'da, Polatlı'da,
Bozüyük'te, Kütahya'da, Yumurçal'da benimle bir gün geçirsinler. Bakalım gün sonunda ne düşünecekler. Evet. Peki şeyi ne dersiniz? Şimdi mesela son zamanlarda yine bir moda haline geldi bu. Bunun içerisinde bazı ünlü tarihçiler de bu modaya uydular. Ya, Kurtuluş Savaşı aslında İstanbul hükümetinin bir organizasyonudur. İstanbul hükümeti olmasaydı Kurtuluş Savaşı olmazdı. İstanbul hükümeti bir yandan İngilizleri oyalarken bir yandan da bu Kurtuluş Savaşı'nı aslında İstanbul hükümeti başlattı. Ankara değil. Buna ne dersiniz? Ve siz belgelere bakarak... Şimdi İstanbul hükümeti var, İstanbul hükümeti var. Milli mücadelenin başı olarak kabul ettiğimiz 19 Mayıs tarihindeki İstanbul hükümetine baktığınız takdirde bir vatan haini başbakan var, sadrazam var işin başında. Tescilli evet. Zaten damat Ferit. O tarihte henüz hala milli mücadeleyi başlatan kadroların başta Mustafa Kemal olmak üzere. Hoş Mustafa Kemal'in çok yok çünkü 5 defa görüşüyor Vahdettin'le. Vahdettin'in tepkisini aşağı yukarı bildiği ve umudunu tamamen kestiği için ondan milli mücadeleyi başlatmak için Anadolu'ya geçme kararı alıyor. Çünkü o zamana kadar ya bu adam deli mi? Zaten meşru bir yönetim var. Onun zaten meşru emrinde orduları var, Devlet-i Aliye'nin. Onlardan yararlanarak işgali sonlandırmak, Mondros'un şartlarını hafifletmek. Onun da istediği şey bu ama bakıyor ki istediği sonucu ondan alamayacak. Vahdettin'de böyle bir hava yok. Yok, öyle bir elektrik almayınca Anadolu'ya geçiyor ve Anadolu'da kendi bildiği yoldan gidiyor. Ama ilk başlarda net bir şekilde damat Feride cephe alıyor, onu ihanetle suçluyor. Daha çok Vahdettin'e karşı çok net bir tepkisi yok. Bunun iki amacı var. İngilizlerin General Allenby'nin bir raporu var. Diyor ki özellikle Doğu bölgesinde Kemalistler sinsice bir siyaset güdüyorlar. Mustafa Kemal'i kastediyor. Diyor ki Kemalistler... Kemalist lafı zaten İngilizlerin bir yakıştırması. Kemalistler buradaki insanlar 600 yıldır padişaha biat ettikleri için kendilerinin safına katılmayacaklarını bildiklerinden Mustafa Kemal'i Anadolu'ya Vahdettin'in gönderdiğini söylüyorlar diyor. Yani bunu orada yayan tamamen bir propaganda aracı olarak aslında milli mücadeleyi veren kadrolar. Yani padişah adına. Şimdi bu neye benziyor biliyor musunuz? Padişahın yayınladığı fetvayla, gönderdiği fetvayla Yunanlar padişahımız efendimiz adına burada bulunuyorlar. İslam'ın dostlarıdırlar şeklinde. Burada bir propaganda savaşı var ve bu kaçınılmaz. Çünkü hakikaten ortada 600 yıldır padişahın fermanlarına boyun eğmiş bir insan var. Bir tebaa var. Biat etmiş bir tebaa var. Sonra birisi çıkıyor diyor ki o padişahı dinleme, o bir hain. Sen benim yanıma gel. Kolay mı o kadar gelmesi? Şimdi Vahdettin'in bir kere bu Kurtuluş Savaşı'na bırakın destek olmayı, başlatmayı, hiçbir şekilde sempati duymadığının yüzlerce, binlerce emaresi var. Hani bunun tartışılması bile bugün abes. Niye duymuyor sempati peki? Sempati duymuyor çünkü adamın tek derdi kendi koltuğunu korumak. İngilizlerle yaptığı bütün pazarlık bunun üzerine. Yani özetle şunu söylüyor. Ne yaparsanız yapın benim koltuğum bende kalsın. Yani eğer bunu yapmamış olsa Mustafa Kemal hakkında idam fetvası çıkartır mı ya? Sadece Mustafa Kemal'le ilgili fetva değil. Bakın Mustafa Kemal'e selamını alan veren herkese idam fermanı imzalıyor. Ve onunla Mustafa Kemal'le hareket eden insanların hepsi Mustafa Kemal'in cebindeki idam fermanına gönüllü ortak oluyorlar. Bu adamların büyüklüğü burada. O yüzden vatandan başka sevgili bilmeyen insanlar diyoruz. Düşünün. Heyeti nasihalar gönderiyor. Bunu gönderen kim? Damat Ferit mi? Hayır, padişah gönderiyor. Ne diyor bu nasihat heyetleri? İşgallere direnmeyin diyor. Yunan ordusu burada, İslam'ın temsilcisi bizi korumak için geldi diyor. Bu mudur milli mücadeleyi başlatmak? Yok neymiş işte sandık altın vermiş de onları göndermiş de. O yüzden mi bu adam emanet ceketli Erzurum Kongresi'ne gidiyor? Arkadaşının aldığı emanet ceketle gidiyor ya. Annesi, kız kardeşi zorda kaldığı orada için paraları yok. Halılarınızı satın diyor onlara. Aynen. Bakın Mustafa Kemal Paşa dediğimiz adam, altını çiziyorum adam, Çankaya Köşkü olarak bildiğimiz konağı, bağ evini Ankara'nın ileri gelen bir zengini kendisine hediye ettiğinde kalsın diye üstünde mal tutmama geleneğinden ötürü bunu orduya bırakır ve ölene kadar ordunun misafiri olarak o köşkte kalır. Onun malı değildir. Bunu söyleyen de ben değilim. Bakın Fransız gazeteci Berde Gaulis. Bu insandan bahsediyoruz. Hani böyle.
Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Büyük bir zaferin 100. yıl dönümünde o zaferin en önemli duraklarından birinde bizle beraber olduğunuz için inşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız. Evet, son Kurtuluş Savaşımız olsun ve de güzel mutlulukla sonsuza dek kutlamak nasip olsun. Elciler, hepinize iyi geceler diliyoruz. Yarın 30 Ağustos. Bu büyük zaferi küçültmek isteyenlere asla inanmayın, asla prim vermeyin. Bu Kurtuluş Savaşı'nı ufaltmak isteyenlere asla inanmayın ve prim vermeyin. Hakikaten büyük zorluklarla kuruldu bu ülke. Meclis Başkanlığı makamında bir süre maalesef diyeceğim oturmuş bir kişinin şehirlerin kurtuluşu falan yoktur şeklindeki hezeyanlarına asla prim vermeyin, inanmayın. Bu ülkeyi sizin dedeleriniz, babalarınız kanla kurdu, kanla koruyacaklar. Kansızların laflarıyla bu ülkenin öyle sokakta bulunduğunu da zannetmeyin. Hepinize iyi geceler. Hoşçakalın.